Meryem'le birlikte ondan biraz daha büyük bir kızı evlat edildiydi Nurullah Çavuş. Büyük olan pek geçinemedi, ağladı gittiydi. Ama Allah'ın işi ya. Bir de kızı olmaz mı Nurullah Çavuş'un? Badegül'ün anası. Bir dakika. O vakit Meryem benim üvey dünürüm oluyor. Ne diyorsun Seyfettin ya? Çenemi kapıyorum, kapadım. Sen o yüzden mi ısrarla Meryem'i gelin olarak almak istedin peki? Meryem'le Badegül'ün anası bana Nurullah Çavuş'un emanetidir. O yüzden Meryem'i kolluyordunsa demek. Oğlum kim olsa yapardım da onun da payı yok değil tabii. Siz de ne olur şu Meryem'le güzelce geçinseniz be oğlum. Neyse, kendi bileceğiniz iş. Sizi bu konuda zorlayacak değilim. Ama zorlayacağım bir şey var. Bu meselenin üstüne fazla gitmeyeceksiniz. Bu sırrı kimseye demeyeceksiniz. Hele Meryem'e. Anlaştık mı? Anlaştık tabii baba. Bizde can çıkar, sır çıkmaz. Açık net. Tamam. Hadi bakalım ben kalkayım o zaman. Hadi. Zaten olurum ben. Vay be abi. Olaylara bak. Ya zaten huyuna baksan anlarsın üvey olduğunu ya. Ailenin en gıcık biriydi. Abi. Tamam. Yalnız Mustafa Ali bana bak. Hanımların gıyısında bile ağzımızdan kaçırmayalım. Bu bir yayılırsa babam bizden bilir. Bizi defterden de mektuptan da siler. Açık net. Ağzım mühür. Ağzım mühür. Hoş geldin kardeşim. Beni ilaçlama için gönderdiler muhtar. Emme açık, midem ağrıyor. Sizde ilaçlama yapabilecek biri var mı? Ha, var mı? Var mı? Ay İnsaf! İnsaf gel! Gel! Seninle bir işimiz var. Ne işi muhtar başkan ya? Vallahi bak eğer kızımız bol deseniz geç kaldınız. Gönlümü daha yeni rezerv ettim. Hiç yer kalmadı, kusura bakmayın. Ne kızı? Ya yaz geliyor ya, sivrisinek ve her türlü haşere için ilaçlama yapılacak ama... Arkadaşım biraz midesi kötü olmuş. Sen bu aracı kullanabiliyor musun? Vallahi mi ya? Ya zaten ben ilaçlama ustasıyım. Hangi haşere ne kadar ilaç atılır, hangisi ne kadar dönür hepsini bilip dururum ben. Ya zaten bizim tarlalarda ben ilaçlık durdun ya. Orada ilaç haznesi var, ilaçlar da kasada. Hepsi üstünde yazıyor. Tamam be, sen merak etme, gerisi ben de onu. İnsaf, sen halledersin. Ben de arkadaşı Doktor Sinan'a götüreyim. Gel kardeşim, gel. En iyisi kombo yapmak ya. Hadi be. Açılın be. İnsaf geliyor be. İnsafsız yok geçeceğim size. Gelin bakalım şöyle. Meryem'in üvey olduğunu kimseye söylemeyeceğinize dair Kur'an'a el basacaksınız. Baba bize güvenmiyor mu? Siz bana güvenin oğlum. Hadi bakayım.
Meryem'in üvey olduğunu kimseye söylemeyeceğime dair yemin ederim. Meryem'in üvey olduğunu kimseye söylemeyeceğime dair yemin ederim. Ağır yük yüklenmez oğlum. Kolay gelsin. Yediğim şeyler dokundu. Perişan oldum. Ya inat etme kardeşim. Doktor tanıdık Sinan. Eyvallah olsun. Bu oğlan ne yapmış? Adam ne yapmış? Tanım ilaçları bunlar karıştırmış. Koş muhtar koş. Bu herkes zehirleyecek. Koş koş. Adam. İnsaf, doğru insaf! Ya durmayacağım ya, ne oldu ya? İnsaf etmeyeceğim ben bunlara. Ya ben derim açık havalı biliyor musun? Sivrisinek ısırdığı zaman her yanım davul gibi şişiyorum. İnsaf, ilaçları niye karıştırdın? Tarzım bu. Meyulsun, biri karışık içerim ben ondan. Kaç gün tesiri var biliyor musun bu zehrin? İnsanları mı zehirleyeceksin? E işte, insanları zehirliyorsa haşereti hayleri zehirle. Tesiri demek ki. Hem ben tesir etmez, şerbetliyim ben de. Ben ne yapacağım insanlara, ne diyeceğim? Adam! Kaç sokağa attın? Kaç sokağa attım? 1, 2, 3, 4, 6. Sizin ora, Şakir'le, Meryem ablagil, Sefer amcagil, meydan, bir de armut tarla. Ben hemen gruba mesaj... İnsaf, in arabadan defol! Ne oldu ya? İn arabadan defol! Defol! Ya git, defol! Ben ne ettim? Ya yürü, İnsaf! Yürü! İlaçlar dediğinizi taşladım arkadaş, ben ne ettim ya? Hay, hay! Şimdi emmo kızı, biz Veritoy'la bir karar aldık. Bundan sonra Janbek'le Sinan sana karşı öyle romantik hisler, öyle duygusal şeyler besleyemeyecektir. Aman da aman, benim nasıl muhafız abilerim varmış aman. Kız dur, hem emaçlı yapma öyle yani. Ha, benim fikriyatımı soracaksan eğer, ben doktor derim. Ya çünkü çocuk 5 sene okumuş, boşuna mı okumuş? Ay Şakir pardon, sana ne acaba bu durumdan? Tamam Canberk abim de okumuş, 2 yıl okumuş ama 2 yılda her şeyi anlamış. Canberk abim de kafalı bir insan sonuçta. Tamam bırak bir Allah'ını seversen, onun kafasında da pazu vardır. Ya abimler nerede, ben neye bakacağım? Onları da çağıralım da konuşalım şunu. Onlar Duru ile İzmir'e gittiler, deri götürme, hem de gezeceklermiş biraz. Şakir, Şakir durun! Kalk, 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 kalk! Muhtar Döndür'ün mesaj attı. İnsaf yanlış ilaçlama yapmış. 6 sokak boşaltılıyor. Kalkın, kalkın gidiyoruz, hadi kalkın. Nereye gidiyoruz amca ya? Afet toplanma bölgesine kızım, hadi. Ben hemen internetten prefabrik ev bakam. Oğlum bırak şimdi, toplan. Sadece temel ihtiyaç malzemeleri, hadi. O zaman dipbirizin lavajonları çıkartayım, şey yapın. Dur, dur, geldi mi? Ay benim çantamı hazırlamam bile 1 saat sürer ya. Ya ben ev bakacaktım amca, biz nereye gidiyoruz, neresi orası? Ne diyorsun kızım sen, ne evi? Ev bakmayacaksın, çadır bakacaksın, çadır, çadır. Hadi topla şunları, topla, topla. Topla, hadi götür içeriye. Ya ilaç tehlikeli diyorum, en az 6 sokağı boşaltmak lazım. Ya ilaç 2 güne dağılır ama muhtar hemen dağılmış, baksana. Ya abi, tarım müdürlüğündeki yetkililerle konuştum. Yetkililer evleri boşaltsanız iyi olur diyor. Bildiğin insaf zehir sıkmış. Ah, bağa gidelim. Anacığım olmaz, bağ da olmaz. Orası da sıkıntılı ya. Bizim afet bölgesine gitmemiz lazım. Ben
boşaltılması gereken evlere gruptan mesaj attım. Ya bırak damat. Bizim köyün havası zehir midin lan? Haydi be. Bir savurur var ya zehir şifa olur, şire olur ya. Damat evden edecek bizi ya. İç damat. Seyfum, zehir değiyor ya. Bebelere değiyor. Tesir ediyor, değiyor. Damat doğru diyor. Bebeler etkilenebilir. Ha. Ne oldu şimdi birdenbire Seyfettin? Neden böyle çabucak karar değiştirdin acaba? Ya beni merak ediyorsanız ben etkilenmem. Sağ diyen kim? Kazık. Allah Allah. Hadi hemen toparlanalım. Göz göre göre zehir solumayalım ya Allah aşkına. Haydi in kaplar kaçaklar. Abi afet bölgesi dediği yer öyle afet değil. Güzel değil yani. Hep çadır çuval. Tamam Mustafa Ali, bizimki öyle değil. Öyle eski günlerdeki gibi yaylı havası, göl havası hepimize iyi gelir ya. Hadi kalkırım bakalım. Gidelim mi kamp kuralı mı? Hadi ben de ojeleyi mi kırayım? İyi bari. Hadi gidelim. Arabayla götür getiririz. Hadi. Hadi gidelim. Ağzını kapa. Ana kapa ağzını. Bak. Bu da benim rahmetli babam. Kapı gibi adam değil mi? Ha? Çok yakışıklıydı ha. Bismillahirrahmanirrahim. Çok iri bir adammış. Nasıl ölür ki? Oğlum can dediğin beden mi var ya? Ama fena görüşürdü biliyor musun? Böyle alırdı eteden böyle ikiye bükerdi böyle. Çok öğrenci yetiştirdi o. Çok çok. Maşallah. Vallahi benim gibi iyiydi görsene var ya. Gururlanırdı. Hatta duygulanır, ağlardı. Beni de evlatlıktan reddederdi ha. Oldu mu şimdi bu ya? Oldu mu Allah aşkına ya? Doğru söylüyorsun, olmadı. Ya ben küçükken... Hiç sevmem bu lafları, muhabbetleri konuşmayı ama ben küçükken böyle güne giderdik, güne gelirlerdi bize. Oradaki kadınlar da hep şöyle derdi. Bu hiç anasına da benzemiyor, babasına da benzemiyor. Bu üvey evlat derlerdi. Bir gün yine böyle bir yerdeyiz. Yine aynı laf edildiler. Bana bir geldiler. Bir kalktım, bütün kadınları böyle tek tek dışarı fırlattım, attım. Ondan sonra zaten bu performansımda da gülle takımına seçildim zaten. Yani onun için hiç sevmem. Ey babam bey. Hanımım. Hı? Bu insaf denen akıl tanesi ortalığa sinekleri sıkacağım diye yanlış ilaç sıkmış. Acilen afet toplanma bölgesine gitmemiz gerekiyormuş, yoksa zehirlenirmişiz. İyi tamam, hadi bakalım. Vay aksi be. Keşke karavanımı satmasaydım ya. Giderdik gideceğimiz kadar. Hala karavan diyor ya. Teyze, Muhtar Halil amca dedi ki... Duydum, duydum, duydum. Hadi gidelim, hazırlanalım. Hadi bakalım. Hanım, ben önce sizi toparlayayım. Ondan sonra giderim. Efe ile biz yoğurthanede kalırız. Oraya varmamış çünkü zehir. Tamam. Hadi. Neri? Altınlarını falan al. Servet bırakma evde. Sen varken servete bir şey olmadıysa sen yokken de bir şey olmaz. Merak etme Ercan. Hadi bakalım, gidelim. Hadi. İyi o zaman, ben de eve geçiyorum. Hadi. Ercan, önden koşuyorsun ha. Hep oluyor muydu bu? İnsaf. Daha önce olmayan her şeyi yapar. Neden evlenemediği de belli zaten. Ve karşı ne olacak? Allah'tan sen ev verdik. Yaradan'ın insafına geldik. İttar kaldırdığınız evinize ulaşmıştır. İttar mı? Külübün borçları yüzünden ittar yemişim. Eğer o kaldırdı Bebetom görürse... Şakir, Şakir ne oldu? Ne oldu, zehirlendin mi yoksa? Oğlum niye bağırıyorsun? Perihan, terlik koydun poşete, onu bir versene. Ay amca bir dur Allah aşkına. Kuzen ne oldu? Ya babi, ben diyorum ki senin arabayı da alak, olur mu? Ay çocuğum ne yapacaksın Allah Allah, galeri mi açacaksın? Yeter bir araç. Canım belki onun da zehirlenme ihtimali olabilir. O yüzden inaktarları verdi, ben hemen alalım, hadi babi. Ya Şakir saçmalama, araba niye zehirlensin? Canım o da ailemizin bir bireyi sonuçta, ya zehirlense? Babi bey, inaktarları ver, bir koşu gidip geri bağlama, hadi çabuk. Şakir bak geri dönme aşk kızım, ya zehir yayılırsa? Ya zaten sağlıklı bir zihnin yok, yapma bak, onu da kaybetme. Al Allah'ım, al. Al hemen gel. Bak dikiz aynasından bakıyorum, arkada göreceğim seni, koş. Babi şimdi. Koş, koş. Yavrum, onu çekiyor.
Ercan. Ercan bana bak. Yani bu işin içinde dalgiller yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum ben. Aslan yeğenim benim ha. Oh, çok güzel, her şey çok güzel. Bir konuşma yapayım bari. Ey ahali! Bir dakikanızı rica ediyorum. Lütfen toplanın. Babam da gelsin. Efendim korkacak bir şey yok. Bu tamamen tedbir amaçlı alınmış bir önlemdir. Ya da önlem amaçlı da olabilir. Sorusu olan... Ben. Orman tarafından ayı gelir mi? Cevap veriyorum. Orman tarafından değil belki ama... Oğlan tarafından gelebilir. Misal Şakir geldi mi? Yenge buraya ayı gelmez. Burası seçilmiş alan. Halil oğlum. Ha, buyur babacığım. Sen bir iş bölümü yap herkese. Bu yeni gelenlere de pay et işleri. Siz nasıl tezip buyursanız babacığım. Mustafa Ali abi, Seyfettin abi siz odun toplayıverin. Ne odunu Halil? O işlere sincap baksın. Bize erkek işi ver birader. Allah Allah bana bak. İki gün boyunca yüz yüze bakacağız ha. Ve tepe battıklayın. Sessizlik etsin. Yüzümüze de bakmayın. Hanımım var yanında, bir şey demiyorum Meryem. Bir dakika, bir dakika. Koca benim. Yürü abi gidelim. Yoksa yeminimizi bozduracak bu bize. Sevgili Yeşilyurt halkı, muhtarınız Halil Kalkar olarak sizlere teşekkür ediyorum. Dağılabilirsiniz. Yenge. Bu kadar mıydı yani? Ha, bu kadar. Bana bak Ercan. Bu iki gün müddetince... Bu dalgillerle eğer bu muhataplığa girersen benim asfalyalarım atar ona göre. Şimdi bak, git kamyondan benim bağ bıçağımı getir. Daha da. Ercan Bey, benim kalan para nerede acaba? Ya doğada sorulacak soru mu Halil Bey ya? Şu doğayı içince çeksinse. Ben sizi bu tarafa çeksem buyurun. Şöyle gidelim. Buyurun. Arkadaş ya, Meryem gün geçtikçe babam tarafından zırha bürünüyor ya. İndi de üvey olduğu için laf edemeyeceğiz. Ya işte, babam Meryem'i üvey olduğu için kolluyormuş. Ercan! Şşş, Ercan gel! Damat ne atlıyorsun? Arkadaş iç güvey değil, iç fanila gibi her an içimizde. Ne oluyor? Abi, Meryem üvey çocuk muymuş? Sen duydun mu? Yok ya, ne alakası var? Dil şişmesi, ters esinti. Benim kulaklarım yanılmaz. Ercan Bey ile gelirken Mustafa Ali abim net bir şekilde ifade etti. Duydum. Ercan duydu mu? Ercan. Tam duyduğumu anlamadım. Duyduysan biteriz abi. İyi ki. Daha yeni öğrendik. Kimseye demeyin diye de kitaba el bastırdı. Daha dakikasına yapıştırmış gibi olduk da. Dedikodu yapmış gibi olur Rızkı. Abi iki görümce gibi oldunuz ya. Sürekli beraber dolanıyorsunuz. Senin ağzını gölde gargaralarım. Dur şimdi abi dur. Asıl mesele şu. Ercan duydu mu duymadı mı? Duymadıysa sıkıntı yok. Halil de gevşemez zar. O da kitaba el basar. Emme Ercan duyduysa... Ben de sayenizde biterim. Niye duydum ya? Elf kulakların sayesinde damat. Ah, Allah'ım çıldıracağım. Bu iddar kahvesi nerede ya? Ya Rabbim, acaba ikincisini mi istesem? Ama yok, ikincisini istersem bu sefer iki kere iddar almış olurum. O da olmaz ya. Ya ben bu külbüsüne nereden girdim? Ah Ali Demir emmi, ah benim LPG Şakir olduğumu anladın. Verdin gazı bana, verdin gazı. Ondan sonra gittin içeri girdin. Ya böyle bir şey olur. Bu... Ananı... Bu ne abi? İlaç, ilaç değil mi bu? Allah'ım yanlış sıkılan ilaç. Şuraları toparlayayım da bari. Dudukoviç beni degaj dikmesin yine. Neyse. Yok vallahi yok. Ah. Arkadaş, böğünde kimseler gelmedi.
Töbrem olsun yarabbi diyor. Allah şiftah yok, bereket yok. İsmet, beni bak hele. Sen bir şeyler mi yaptın yine? Ha? Gelenden ayakları kesilmedi. Usta ben ne yapacağım ya? Böyle durduk yerde duruyorum ben zaten. Hani ara sıra aklıma geliyor tabii. İsyan ediyorum ama. Hadi işte. Abi hoş geldin. Maşallah maşallah. Saç mı sakal mı? Coşkun dayı siz ne yapıyorsunuz burada? Size gruptan mesaj atmadılar mı? Yüle de gidi de. Sağlık grup mu geliyor dedin lan? Allah! İsmet! Usturlar bile. Ben de nerede kaldım bunlar diyordum. Toplu tıraşı geliyorlarmış toplu. Coşkun dayı bir sakin ol. Ne toplu tıraşı yahu? Mesaj diyorum. Hani gruptan geliyor ya. Gelmedi mi? Abi ustam o mesajlara bakmıyor bile ya. Beni ciddiye alıp yazsaydınız gruba bakmıştık. Yaz şimdi. Ya ben yazana kadar nefesiniz çizilir İsmet. Rüstem Efendi'nin insaf köyde sineği böceği ilaçlayacağım diye ortalığa tarım ilacı basmış. Köy meydanı dahil olmak üzere altları sokağa boşaltıyorlar şu anda. Hey! Coşkun dayı! Nereye gidiyorsun ho? İsmet! Dükkan açık kaldı. Yok arkadaş. Bunlar zehri koklamış. Köyün her tarafı başka bir çeşit. Kolik Ercan'la sen konuşsana damat. Aranız iyi ne de olsa. Sağ borcu var. Pek seversin sağ borcu olanları. Abi lütfen ya. Akıllı akıllı muhtarlığımı yaparken hiç istemediğim bir sorumluluğu yüklediniz bana. Vallahi kaçıp gideceğim fazla sorumluluktan. Aslında Nurcan vasıtasıyla yoklasak daha iyi. Ne de olsa ablası. Vallahi doğru diyorsun. Hep unutuyoruz ha. Bağ hep Meryem'in nikahlısı gibi geliyor bu. Meryem'le babama dikkat etmemiz lazım. Meryem bu gerçeği bizden duyarsa var ya babam bizi mahveder. Hata yapma lüksümüz yok. Zaten ne lüksümüz var ki abi? Servetim vardı, iki günde gitti. Sizin yüzünüzden babam geri aldı. Her gece yatmadan Nuriyem'den tarihi bir ayar yiyorum ben. Şşş, Ercan duydu mu acaba ya? Meryem'le ne konuşuyor? Abi dinleyemeyiz, çok ayıp. Dinle mi diyorum oğlum ben sağ? Ağzına oku. Dur, ben okuyayım. Servet, servet. Vay aksi, servet. Sürekli aynı şeyler diyor bu ya. Meriç'im, Badegül'ün üzerine çadırı yapmışsın. Ben yine keleş. Benim üzerime çadır yok mu? Ercan, aha şu gölü görüyor musun? Hı? O göl senin olsun, hadi bakalım. Ha? Gerçekten mi? Üzerime göl mü yapacaksın? Göl de mi senin? Ya sen nasıl bir kadınsın Meri ya? Ben hangi rakiplerimi açtım da geldim sana ha? Yoksa diğer rakiplerim Bill Gates miydi? Jeff Bezos muydu mübarek? Yok, Bitli Cengiz'di. O beni istedi ama ben ona varmadım. Sen beni aldın ya. Bitsiz Ercan. Allah Allah. Göl babam Nurullah Çavuş'un olsa niye yurtçuluk yapsın? Ha? Belki göle çalmak istemiştir. Bak sabrımı tutamıyorum ben. Ya tutarsan? Ercan. Ben en iyisi mangal kömürü getireyim. Hı. Sefer, sen şimdi niye zeytin ağacı dikiyorsun? Zaten iki gün kalacağız. Ne bileyim, ürün çekti işte. Ya anne, baba, Şakir geldi mi? Telefonlarımı açmıyor. Ay yok, gelmedi. Bir şey diyeceğim ya. Bu Zeyli'nin evde düşmüş olmasın? Ay, ay hadi kalk gidip bakalım ne olur. Ay yenge sen nereye gidiyorsun Allah aşkına? Sen de mi zehirleneceksin? Ben Sinan'ı arayayım. Eğer oralardaysa baksın işte. Sinan'ı değil de Canberk abimi ara sen. O niye? Ne bileyim oralardaysa o da baksın diye dedim.
Belik tam gidecek zamanı buldu. Ama ne yapacaksın? Alt tarafı ilaç, dükkanı mı yağmalayacaksın? Ne alaka oğlum ya? Can Bek, size bana ait bir zarf geldi mi? Yo, niye gelsin senin zarfın bize? Ya ben arada sizin dükkanın adresini veriyorum da... Allah'ım, babamın arabasını da almadan geldim koşarak, yayan bir şekilde. Can Bek, benim hemen eve gitmem lazım. Beni hemen eve bırak, çok yorgunum. Saçmalama, dur ya. Valyer tarım ilacı kokmaya başladı. Vallahi hemen gitmesem çok fena şüphe çekerim. Can Bek, senin ben pazunu yiyeyim. Bak, belki de nehiri sana veririm. Ya belki de vermeyebilirim, o tamamen benim mevziymiş. O ayrı da, hemen gitmem lazım. Sen beni götür, benimle bolcana puan kazan. Yürü hemen, yürü, yürü, yürü. Sağ ol Sinan. Tamam, Sinan oralardaymış. Bakacak, merak etmeyin. Bakacak da ya onun başına da bir şey gelirse? Ay bu da oğlun hemen ikinci plana atar. Sinan, doktor zehirlenmemenin yolunu bilir herhalde. Ay, ortalığı ayağa kaldırsak mı, ne yapsak ha? Benim öyle çok yaygaram geldi. Benim bir yaygara çıkarasım var benim. Tamam, sakin ol, sakin ol. Gel bir seninle kahve yapalım. Hadi, ha, hadi yapalım. Gel. Ha, yapalım. Hadi bakayım. Hadi siz bir kahve yap. Geç. Oh la la, oh la la, oh la la. Oh la la, oh la la, oh la la. Nurcan. Sen ne yapıyorsun acaba? Anneciğim, yemeğe kadar güneş ışınlarından faydalanıyorum. Ya Nurcan, biz güneş ışığı mıyık da bizden faydalanıyor? Yemek hazırlıyoruz burada. Az bir ucundan tut da bize bir faydan olsun. Ay şekerim, şurada bir cildimi bronzlaştıramadım. Bronz kızlar olalım dedim. Ne var bunda, çok mu? Ay havaya bak, rüzgara bak, tam bir sörf havası var. Benim mumu çağırıyor şekerim. Ciao. Ciao. Nuriye. Ne? Git bak bakalım kız. Hakikaten mumu çağırıyor mu? Çağırıyor. Halil beni hiç çağırmaz. Yani abimlerin yengemlere gösterdiği ilginin çeyreği bile yok onda. Halil'e sokacağım günlük lafları teybe kaydetsem, yastığa koysam... ...vallahi yatar uyur, ben var mıyım, yok muyum hiç umurumda olmaz. Nuriye, boyunca kızlığın var. Şu ettiğin laflara bak. Ay, ana, ben az yatam mı? Yat kızım, yat. Seninkiler de ben doğrarım. Sağ ol anacığım. Hadi. Hadi Nuriye, kolay gelsin. Ha, sağ ol yenge. Kolay gele. Seyfettin Bey. Hı. Hayırdır, siz de mi kaptan sıkıldınız? Yoksa çayıma tuz mu kattınız? Ne kadar saçma. Evlendin artık, neden içeceğine garip şeyler atayım ki? Allah Allah. Çekinme. Emükle çayını. Evet, normal çay. Ne oldu ki şimdi, anlamıyorum ya. Sankim sağ ilk defa ikramda bulunuyor Zercan. Yapma. Anlat bakayım. Ne anlatayım? Ne duyduysa, neler duydun, duydun mu? Hepsi yalan! Duyduklarının Esah ile bağdaşan bir yanı yoktur Ercan. Açık net. Anlamıyorum ya. Ne diyorsunuz? Halil Bey ile ilgili mi? Lütfen açık konuşur musunuz? Konuşmam asla. Gurnaz, seni tilki, porsu, yaban ördeği, kümes hayvanı. Ağzımdan laf alacaksın değil mi? He? Beni tartıyorsun değil mi ahlınca? Niye tartayım sizi ya? Ama kilonuzu bilirsem 50 lira saldırırım. Bak hala beyin oyunları oynuyor benimle.
Çok akıllısın Ercan. Çok kurnazsın emme ben oyun oynanacak adam değilim Ercan. Halil'e benzemem. Alırım baklanı. Kolay gele. Bas, bas Canberk, bas, bas, bas. Oğlum bu araba dört çeker değil mi? Geri kalan üç kası nerede? Onlara da bas. Tamam, sakin ol ya. Geldik işte, babanın arabası orada. Go, 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 go. Ya ne yapıyorsun oğlum sen? Bu nasıl bir hareket? Vallahi ne hayırsın Cembek. Diğer damat adayını da aradan çıkarttı de. Ya. Dokunma, dokunma. Sinan iyi misin ya? Niye öyle bir anda çıktın yola? Havada zehir vardı çünkü. Peki neden çıktın? Yani girdin ki çıkasın. Ne işin sonuç ilişkisi? Nehir aradı. Çıkmamışsın evden. Ya sen iyi misin? Hastaneye bir yere bir şey götüreyim seni. Bir daha ayağımın üstünden geçmezsen götür bizi Ahmet. Ya benim kendi derdim vardı ama sizin ikinize de kızmız hayatta verilmez. Her hafta bir huzurunuzu zediliyorsunuz he. Yavaş, yavaş. Gel tamam gel dur. Dur kapıyı açacağım dur. Gel. Ay yavaş. Yavaş. Kafa sağlam kalsın bari. Yavaş. Allah'ım. Şimdi üstü paylaşacağım. Üstü başım parçalayacağım. Hadi biraz ya. Hadi bacaklara. Çok zor bir çocuksun. Çok zorsun ya. Yavaş. Mumu, biliyor musun aslında çok güzel oldu. İnsaf'ın tarım ilaçlarını karıştırıp sıkması mı? Aşkım tabii ki hayır. Buraya gelmemiz çok iyi oldu diyorum. Ay İsviçre'deki tatilimiz aklıma geldi. Bence de iyi oldu. Bütün sülale buradayız. Hem fırsat varken artık Ercan'la da kaynaşayım diyorum ya. Aa, tamam kaynaşalım. Arayayım Ercan'ı, üçümüz el ele dolaşalım. Ha? Yok ya, artık kimseyi kırmak istemiyorum. Tamam, Ercan atılmaz, satılmaz, eğitilmez, güdülmez, yontulmaz, bağlasan durmaz, doymaz. Ama, bak ama diyecektin geç kaldın. Hırsını aldıysan ama. Hı? Ama çocuklarımın dayısı sonuçta. İyi geçinelim, akrabayız ya. Birbirimize çelim atmayalım. Zor da bırakmayalım. Aşkım ya, tamam. İşte böyle olalım. Çok sevindim biliyor musun? Ben artık olumsuzluk falan istemiyorum. Aşkım benim. Oo. Mama. Mama, mama, mama. İçimden koşmak geldi. Hadi gel yarışalım. Hadi. Hadi mama. İkincilik de iyidir canımın içi. İyi, iyi. Tamam. 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 Sinan'la Şakir birliktelermiş. Oh. Ama hastanedelermiş. Ne? Ay tut, tut şunu. Ay Şakir zehirlenmiş mi yoksa? Şakir'e, Şakir'e hemen lavajun yaptıralım. Ay buralarda da yoktur. Şakir'e anca zehrini lavajun alır, bir tek o alır. Ya dur, Şakir zehirlenmemiş. Oh. Sinan'ı arabayla çarpmışlar. Ne? Kızım cümleyi parçalamadan toptan söylesen ya. Ay amca benim de kafam mı kaldı, ben nereden başlayacağımı bilemedim. İşte Şakir ile Canberk sizin evden çıkarken sizin eve doğru gelen Sinan'a çarpmışlar. Canberk kullanıyormuş. Bilerek yapmıştır rakip adaylar ya. Saçma sapan konuşma Perihan. Bu da duyan da gerçek zannedecek. Bunlar rakip damat adayları, düşman değil. Kesin Şakir'in parmağı vardır. Ben Hacı Baba'nın uğrağına gideceğim. Azıcık kafa dinleyin. Kazayı damat adayları yapar, bu da hemen oğlunu suçlar. Şakir ne yapıyor böyle ya? Bak işte onu sen anlayamazsan kimse anlayamaz Dudu'cum. Delireceğim ya. Ercan Kırkoli'yi çok profesyonel oynuyor. Ser veriyor, sır ıtmıyor. Duydu mu, duymadı mı hiç belli etmiyor ya. Ben Nurcan'la konuştum, o cepte. Eğer Ercan ona bir şey söylerse gelir avucuma yazar. Damat sen ne yaptın? Hiç. Ha doğardaki elek, ha sen. Ben ne yapabilirim? Ercan'dan borcumu isteyecektim. Sizi duydum, başım belaya girdi. Yo Halil, yo. Bu ara borcunu isteme. O sincabı bize düşman etme. Ama bana borcu var. Versene, kaçacak değil ya.
Aslında kaçsa ne iyi alırdı lan? Kurtulurduk süreli belamızdan. Olmaz, o benim param. Nasıl senin paran ya? Nuriye'nin parası asıl. Şşşt! Durun indi. Sakin olun, germeyelim birbirimizi. Bana bakın. Üçümüz bu işte Zidane'la Ronaldo gibi olacağız. Onlar iki kişi. İşte bizi bu dikkat kurtaracak. Sence bu ürkütmeyen hareketler yapalım. Halil, para mevzusu Sakın, no. Ay maşallah, maşallah, maşallah. Vallahi iyi ki almışız ortaları Hacı Baba. Kömürlükte yatıyordu öyle. Dede, sen neden hiç balık tutamadın? Acaba oltanı biraz daha ileri mi atsan? Kısmetten ötesi yoktur kızım. Sen hadi bakalım bana nene söyle de ızgaraları çıkarsın. Tamam. Allah. Sıfır. Meryem'in işleri için etrafı sıkıladın değil mi? İyice sıkıladım Hacı Baba. Hemen yapmayacaklar. Azardan azardan hepsi yoğurtlanacak. Selamun aleyküm. Kim yoğurtlanacakmış bakalım ha Sefer Efendi? Kim? Ne? Balık diyorum. Gersek. Yani Şakir yoğurtlanacağım diyordu. Yani balık bana zehirlenir sonra diyordum. Yalan söylüyorsun. Sefer düpedüz yalan söylüyorsun. Yalan yanlış şeyler bir kere. Balıkla yoğurt değil o. Bayat balıklanıyor. Değil mi? Ya yoğurdu hep mağdur ediyorlar bu ikili söylemle değil mi? Hacı Baba böyle değil mi? Ehline sormak lazım kızım. Biz gene de tedbir olsun diye yoğurt yemiyorum da. Zaten yoğurt getirmediydim ben de. De hadi bakalım. Rastgele ha. Hadi bakalım. Hadi. Anam buraları da böyle şey yapmışlar ya. Ama dikkat, Ya Sefer. Açık havada konuşurken dikkat etmek lazım. Rüzgar lafı götürüveriyor. Doğru diyorsun Hacı Baba. Pot kırdım diye bir an içim hoplayıverdi. İpek! İpek koş kızım. İpek! İpek koş, koş! Deden balık tuttu, koş! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aman! Aman! Ay Nurcan dur! Kavga mı ettiniz siz yoksa? Anne ne kavgası ya? Nereden çıkarıyorsun? Sinan, oğlum bacağına ne oldu ya? Şakir, sen neden hasarlı? Kafam. Yani kafam çok karışık Sevta yenge. Damat adaylarınıza bak. Dökülüyor. Sürekli beni toplayıp yapıştırıyorum. Alın bunları ya. Evladım. Ne yapıyorsun ya? Gençler. Bana ne olduğunu anlatır mısınız lütfen? Tamam. Canberk arabayla çarptı. Canberk. Görüşmemişsiniz ya. Fiza ataydın ha kızım. Yakıştı mı bu sana? Ya doktor kaza olduğunu söylesene. Niye sanki seni ezmişim gibi konuşuyorsun? Yok canım sen beni hiç. Ezer misin bilerek? Hadi, tamam hadi gençler. Hadi gelin şöyle oturun. Hadi çap çap. Oturun, oturun bak hemen oturun. Hadi oturun. Hadi hadi. Yavaş. Otur, yavaş. Otur alıştın. Yavaş. Yavaş. Dur. Gel. Tamam. Allah'ım ya. Bana bakın birbirinizi gölene inatman yani. Nurcan. Gel su alak yüzlerine çalak gel. Anam, anam. Gel çalıyoruz. Kız. Su, su çalak. Nereden çalacağız gel su? Gel çalak. Bir şey diyeceğim. Nehir'le konuşamıyorduk değil mi? Veli yasaklamıştı. Yok ama ikinci başkan olarak Şakir var. O zaman... Yok yok yapmıyor. Yap. Yapalım mı? Gidelim ya. Yok yok. Ben yok gideyim. Ya, yok, yok sen. Ben gideyim, sen oraya git. Yok. Ben gideyim, yok, sen yok, gel. Yok. Ben tek gideyim. Yok. Ara bu kadar mıydı? Çadırı da koyalım araya. Çadır ne kadar engelleyecek ki ya? Abi az daha git, bir şey söyle bakalım duyacak mıyız, duymayacak mıyız? Ne söylesem kâr etmiyor. Ya trip atmanın sırası mı Allah aşkına? Bir şey söyle ya. Oğlum bu bir şey değil mi? Duydun işte. Demek ki duyuluyor. Ya ben tam duymadım. Sadece kar kısmını duydum. Onu duyarsın zaten. İşin içinde para varsa onu duyarsın.
Ya bak, biz Halil'le aynı hizadayız. Ben duydum, o duymadı. Demek ki duymamış. Yalnız gelirken ben bu taraftaydım, Ercan Bey bu taraftaydı. Doğru. Ballı tarafı bizim damat seçer sadece. Of, olayı Ercan'la yapmamız şart. Halil'le Ercan aynı anda gelsinler. Biz çadırın arkasından bir şey söyleyelim. Bakalım duyacak mı, duymayacak mı? Mustafa Ali abi, gel deyince gelen bir kişilik değil Ercan Bey. Getireceksin. Gerekirse birkaç kuruş atacaksın, getireceksin damat. Bırak şelindekini. Bırak. Yeriyen yeri. Ya ben aracı alarken bir baktım, doktor. Ya sen ne falan hayırdır demedin, çat Canberk. Sen doktora vur. Ondan sonra çocuk yaralandı, hastane, mashane. Oh, dağırttı beni bu güvey damat adaylarımız. Canberk niye sana geliyormuş? Çünkü evet, gelinesi bir kimseyim. Yani benim giderim çok olur. Niye? Çünkü gelenim de aynı oranda. Zehirlendin diye korktuk ama Şakşak. Vallahi mi ya? Keşke o zehri biraz daha soluksaymışım. Bana karşı merhametiniz artardı. Gene ne yaptın da merhamet dileniyorsun acaba? Yok baba, bir şey yapmadım. Hiçbir şey yok. Öyle boş. Ay, hadi varma üstüne Sefer. Kalk birazcık dolanalım. Bak evde oturuyorsun. Geldik burada çadır kurduk. Hala oturuyorsun. Ben miyim canım? Çadırı gören herkes oturan bu oluyor. Hadi kalk 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 git. Ay aman ayaklarım uyuştu. Hadi sen yuvarlana yuvarlana gelsin. Gidiyorum ben. Dikkat et. Hadi. Acele etme kız. Yavaş, seni bir yere mi yetişiyorsun sanki? Şişt. Emma kuzu, ötesiz abinle aldığımız kararı unutmuyorsun değil mi? Bundan sonra Sinan ve Canınbek'le konuşmak yasak. Tamam dedik abicim, tamam dedik. Ben de gideyim. Hadi, gözüm üstünde biliyorsun. Gözüm üstünde aman diyeyim he. Bebetoviç, yahu evde bir zarf yığını vardı. Nerede o yığın? Belediye ekipleri mi müdahale etti? Yo, çantama attım ben onu. Çantan nerede? Buralardaydı şimdi Şakir. Sen ne istiyorsun içinden? Söyle bana, ben vereyim sana. Yok yok, karışma. Seçme. Ben hallederim. Oy, oy kuzum, oy. Sen yorma o çizik gözlerini, kıyamam sana. Şakir, hı? Salıncak kuralım mı? Kuram. Gel kuralım hadi. Zaten beni kimse sallamıyor. Bari sen salla. Gel hadi. Hadi gel kral, hadi. Gel hadi. Şey yapma hemen, gel hadi. Şuradan geç hadi şöyle. Yavaş ya. Ne yapıyorsun? Dikkat etsene kemiğini koparınca. Tövbeler olsun ya. Ya Meri, biz ne yapıyoruz Allah aşkına ya? Oldu olacak, iki taşı birbirine sürtüp ateş çıkartalım. Ya sen ne biçim adamsın ha? Ne biçim adamsın sen? Yani bari boş zamanlarında hobi olarak bir herifliği öğrensen ha? Ama tabii sen de haklısın. Yani yaylaya daha önce hiç çıkmadın. Doğru söylüyor. Hadi tut bakalım. Şunu da bitireceğiz de kaynatacağız. İşimiz gücümüz var. Tut. Dikkatli. Ama anam. Ya Meryem, çok yakın geçti, korktum. Korkma, hadi tut. Meryem teyze. Pardon ya, Meryem. Ercan benimle gelebilir mi? Hayırdır, niye? Bilye mi oynayacağınız? Yok, konuşmak için. Meryem, salma. Borcunu isteyecek. Allah Allah, yeni muhtar. Kocamı sıkıştırıp durma. Peyder peyder ödeyeceğiz vakti gelince. Hem satışlar da iyi gidiyor. Yani belimizde de dik açısı da oldu yani. Gayet iyiyiz yani. Doğruluyoruz. Yok, ondan değil. Benim hiç arkadaşım yok ya. Mustafa Ali abimle Seyfettin abim de beni aralarına almıyor. Ondan. Ah kıyamam. İyi Ercan. De hadi o zaman. Halil arkadaşına gidin oynayın güzel güzel. Ama akşam ezanından önce tadıra gelmeyi unutma. De hadi bakalım. Hadi düzgün düzgün ha. Yaramazlık yapmayın. Tövbeler olsun. Haydi bismillah. Of. Mangala bak be. Hacı dedem, bu kadar yemek çok olmadı mı? Yok kızım. Orantımız çok. Daha gelecekler de var. Ya dede, altı sokak biziz. Daha kim gelecek ki? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ver sen, ver. Bırak, et gel. Abi sen mandıra dedin, bırak ben yapayım. Oğlum elime mi yapışacak ya? Hem mangal benim işim. Tamam abi. Saçlara dikkat et de tutuşmasın. Vallahi böyle bütün ormanı yakarız ha.
Göl havası yaramış size. Sami, gövde durumla nasıl oğlum? Vallahi dede incin top oynuyor. Ali, sen şu Ali'nin eniştene bir seslen bakayım gelsin. Enişte! Enişte! Ali. Ya ne bağırıp duruyorsun? Yumurtasını yitirmiş tavuk gibi. Git bak bakalım kalkmış mı kalkmamış mı? Gelsin buraya. Abi geliyorlar. Halil Bey, para istemeyecekseniz neden yürüyoruz affedersiniz? Yok, şimdilik istemeyeceğim. Durumunuz müsait olunca verirsiniz. Tabii ama benim durumum pek düzelmez bilirsiniz. Biliyorum, biliyorum. Bilmez miyim? Ne diyelim abi sincabın duyması için? Bilmem. Tarım ve hayvancılık konuşalım mı lan? Otel arazi plan. Sen başla abi. Ama aynı ses tonunda. Diyaframını ayarla. Tamam. Bu hafta sütümüz 29 kilo arttı açık net. Abi çok bağırdın ya. Ne kadar süte geldin öyle hemen. Sen konuş o zaman. Çok biliyorum madem. Otel konusunda ön çalışmalara başladım. İşin fizibilitesini çıkardım. Oteli dikince de çık kapıda bağır böyle. Herkes gelsin. Sen de bağırdın işte ne oldu? Bir saniye ya. Sanki ben bu anı daha önce yaşamış gibi hissediyorum şu anda kendimi. Niye öyle oldum? Bakalım öyle miymiş? Enişte! Ha? Ya enişte! Ya enişte neredesin Allah aşkına? Her yerde seni arıyorum. Hadi dedem çağırıyor hadi. Halim işim var dur. Enişte hadi. Ya Halim dur bir saniye. Ya enişte. Allah! Halim, Halim dur. Var hadi. Ya Allah Halim. Erkan Bey, Erkan Bey. Tutamadı ördeği ya. Ya siz benden ne istiyorsunuz Allah aşkına ya? Oğlum ördek dedi, sincap demedi ki. Sen lan ilgisiz. Biz iş konuşuyoruz. Hayır, duydun mu hiç iş? Hiç işim olmaz. Duydun mu acaba ya? Konuş bakayım. Ne diyeyim? Hey! Duyulmuyor. Ya Şakir, hadi ama aşkısın ya. Bana ne zaman sıra gelecek? Salise Bebeton bir şey düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Şeyi ya, bizim futbol takımını. Borcun bir kısmını erittik ama set bir yüzeyde şu an takılı kaldı. Ay Şakir tamam, şu an iş falan düşünemeyeceğim. Hadi in artık, ben de sıra. Ben bilmek istiyorum biraz da. Ben sallanmak istiyorum artık ya. Bir biraz daha düşünseydin. Ama 2 saat dur zaten olur. Aa! Oo, kimler gelmiş kimler, hoş geldiniz. Ya köyümüzün genç kızları, hanımları. Bakın salınacak var. Şöyle geçin de doya doya salın. Nurşan yenge, atlat bin. Ay, ay çok severim. Ay kızlar buraya gelmemiz benim için tam bir gençlik iksiri oldu vallahi. Bin kız. Ay Şakir ne yapıyor ya? Ben sallanacaktım, sıra bendeydi ama. O zaman ikinci sıraya da Şeker Fatih'in binsin. Ay yok ben binmeyeyim. Aa ne olacak kız ne oluyor? Yani fotoğraf mı çekecekler ya? Biz bize ilk burada. O zaman en sonda Sevda yengem binsin üçüncü olarak. Dudu en sonu daha küçük. Ha yok yok ben bilmem ya şimdi bebe ters döner yani. Ay yani diyorum ki Dudu bebesinin sırası ters dönmesin diyorum. Bebeton sen pin. Senin sıran gelince ben gelir seni ittiririm olur mu? Benim çünkü acilen gitmem lazım. Çünkü şey... Obaya kafe kurmam lazım. Gençler o, salınmışlar. Saz gibi yaşıyor herifler ya, pisler. Hadi abone şimdi siz salın lan. Hadi güle güle, güle güle. Aa, çıkılma sabah. Kızlar çok zevkli. Ali, bir ara bakalım şu insafı, köyde vaziyet ne? Siz nasıl teyze buyursanız babacığım. Efendim Muhtar Başkan. İnsaf, ah insaf. İnsaf, köyde havalar nasıl? Her şey yolunda mı? İnsaf iyi misin? Ças 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 kre. Yunanistan, çık aradan. Anlamadığım yabancı bir dilde konuşuyor babacığım. Enişte ver bana, ben konuşayım ver.
Alo İnsaf, duyuyor musun? Şah! Ha! Aha! 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 İnsaf! İnsaf! Ha! Ne var halim ya? Ya Yunanistan girmedi araya. Hayvanları çağırıyor İnsaf. İnsaf, köydeki zehirli hava dağıldı mı? Ha! Daha dağılmadı ya. Gelmeyin köyüme. Gelmeyin. Ha! Tamam tamam, hadi görüşürüz hadi. Alın işte. Hava daha dağılmamış dede. Dede, evler de boş ama. Ya doğru diyorsun. Acaba evlere yakın birileri nöbet tutsa? Kız dikkat et. Ya Sevda. Ay şekerim, keşke sen de sallansan. Bak, baş yenge sallanır ama asla devrilmez. Yok yok, yengem sallanmasın. Yaşı yüzünden yani. Ay şimdi de yaş problemi. Ay kızlar doğadayız, biraz relax. Nefes alıp verin. Oh. Yani Nurcan, şimdi yaştan ötürü değil de ben salıncağa binmeyi sevmem. Kaydırak severim ben. Haydi obaya doğru kayalım. Haydi bakalım. Siz benden bir şey saklıyorsunuz. Gerçekten bir şey var, siz benden bir şey saklıyorsunuz. Hepiniz saklıyorsunuz. Ay ne saklayacağız ya? 7 ay sonra görürsün zaten. Yedi ay? Neymiş o 7 aylık kampanya? Ay şey diyor ya, yani otel diyor, hani mumi diyor, oteli dikerse 7 ayda anca diker diyor. Ondan sonra öyle. Ya mangal ateşi sönmeden gidelim de şu kuzu göbeğini yapalım. Canım çok çekti. Haydi. Aslında var ya, ıslık çalıp para göstersek hemen gelir. Islık çalarsan Meryem de gelir. Sen abine güven. Sincap'ı kapanlayacağız, işi çözeceğiz. Şşt, ben de rahat. Rahat. Gel. Eminsin değil mi? Gel, ben de rahat ol. Ben de gel. Nerede bu? Nerede ya bu? Bu çanta gereci nerede? Bebet onun demek ki evden çıkamadığı kadar varmış ya, hak edin. Ha, Şakir ne yapıyorsun sen? Ne arıyorsun ya? Darma duman etmişsin her yere. Yok, bir şey aramıyorum şey. Decoration amaçlı tabii. Hatta ellerde de olur ya, hayvansı çekiştirilen duvarlar kırılır falan. Decoration için hani o yüzden, ama çadırda ne gerektiniz? Bir şey yapalım. Bir şey yapayım da. Her yeri dağıtmış. Ya Şakir, ne işler çeviriyorsun sen Allah aşkına? Ne işi? Ne arıyorsun? Ya şey... Omzuma bir şey yapalım. Düşüyordum ya. Şakir, ben kendi çadırımı getirmedim ya. Benim çadırım hangisi? Benim bir çadırım var ama köye gidip gelmek lazım. Oğlum bak, benim üstüme girmeyin ha! Beni burada değilsiniz, bir şey yapmayın bana ha! Yatırmayın bana bunu! Hadi gideceğim ben. Görüyorsun değil mi Bebeton? Gençlerin de muhtarı benim, ne yapayım? Ay uğraşamayacağım sizle. Akıllı olun bak, beni delirtmeyin. Bir göreyim, yürüyün oğlum. Bir gibi. Nehir? Ya Nehir, sen niye hiç konuşmuyorsun? Niye konuşayım? Ya doğum günümü mahvettiniz, niye konuşayım? E sen sallamıyordun doğum gününü. Abim sallıyordu ama. Efendim? Nehir. Ya Nehir. Ya Canberk, sen niye benim peşimden geliyorsun hep? Ya ben zaten bu yönden gidiyordum. Sen benim peşimden geliyorsun. İyi. İyi madem. İyi o zaman. İyi. İyi. Dur dur ya, dur. Üf. Gel. Yürü. Aha. Canlı. Allah Allah. Bu nedir ya? Ne bereketli gömüş arkadaş. Sular çekilince dipten servet çıktı. Ne yapıyorsunuz ya? Ben onları tek tek elimle topladım. Benim asadım onlar. Orman kanunu. Ya bir şey söyleyeceğim. Şöyle medeni insanlar gibi niye açıkta konuşmuyoruz? Niye sürekli beni bir yerlere kaçırıyorsunuz? Çünkü emin olmak istiyoruz.
duydun mu? Neyi? Konuştuklarımızı kulağınla duydun mu? Damatla gelirken he? Damat senden parasını isterken he? Değil mi? Duydun mu? Bu bir şey duymamış abi. Bence de ya. Abi, Meryem'in üvey olduğunu Ercan Bey duymadı. Eminim. Ney? Ağzından çık damat. Ağzın kalsın sen çık. O senden çıkmıyor, sen ondan çık. Yürü. Yürü. Koşturmacada benim ne işim var muhtarım ben? Seçmen kovalıyorsun işte, boş ver. Ya nere kayboldu bu boncuk? Olmadık her yerde görünen adam doğada görünmüyor. Yakalamamız lazım abi, her şeyi duydu. Orada. Kim buluyor? Kaçma. Hayırdır, hayırdır. Ne var, sizler canımı kovalayınız gene? Yok canım, ne kovalaması? Şu an sabitiz. Allah Allah. Onun için mi nefesleriniz poyraz poyraz esiyor siz, ne? Damat koşun dedi. Hacı babama koşun dedi, koştuk. Babam geldiğince hızımızı alamıyorsak demek. Evet, evet. Hepsi benim yüzümden. Ya bir durun öyle de. Meselemiz var. Biz burada iyiyiz ama köyde evler çok sahipsiz kaldı. Acaba diyorum orada nöbet falan mı tutulsa? Ben tutarım. Hocam, hocam, hocam ben tutarım. Ben hep ben tutayım. Tutun! Yani diyorum ki ne gerek var ya? Ercan evli farklı adam. Nesi farklıymış canım kocaman? Neyi farklı? Abim söyledi ya canım işte evli diye. Meryem yalnız kalmasın. Allah Allah! Ben yalnız yaşamaya alışım. Ercansız Yanardağ'da bile yaşarım. Ercan Bey köyde yalnız olmaz. He? İşte bu. Hacı baba, gençler sırayla gitse daha iyi olur. Ya doğru diyorsun ama gençlerin yarısı sargıda. Geride kim kaldı? Halim, Samim, Şakir. Hacı babam sen yaz yaz, Ercan'ı da yaz. Yaz, o yapar. De hadi bakalım, akşam yemekte görüşürüz. Hadi bakalım. Dayı, yürüsene ya. Halil, sen bu işi hallediver oğlum. Siz nasıl tenzip buyurursanız babacığım. Ay anne, ya şu çantamdaki takılar tokalar, şu zarflar falan senin çantanda dursa olur mu? Çok dolmuş çantam. Ben sonra alırım bir ara senden onları. Olur kızım. Şunları da koy. Tamam. Sağ ol anne. Meryem! Ay, ay. Hep baban sesleniyor. Hadi kızım, bize de beklersin. Yan çadıra mı? Evet. Hadi görüşürüz, ben babanı kızdırmayayım. Tamam, maşallah. Geliriz misafirliğe yan çadıra. Ay, çok güzel oldu. Ver. Ver, kendine doldur be. Alın bakalım damat adayları. Çayınızı güzel güzel için. Ama şu tarafa doğru bakın ha. Şuraya bakmayın. Kafede serserilik istemem. Selam gençlik. Merhaba Meryem abla. Merhaba, merhaba. İşler nasıl? İyi bizim işler. Senin işler nasıl ha? Düzelecek inşallah. İnşallah. Ya sizin bu işler düzelirse nehir ne olacak? Yani gidecek mi yoksa devam mı? Vallahi bilmiyorum yani. Biz daha henüz öyle bir şey konuşmadık ama işler düzelene kadar burada olduğunu biliyorum yani. Ercan, aşk ile tam. Sen niye bana öyle bakıyorsun, benim gül cemalime böyle? Yok canım, konuşana bakılır ya. O yüzden bakıyorum. Ya Meryem dayı. Hı. Ben diyorum ki senin şu kadınları böyle bir toplasan, bir organizasyon yapsanız. Ne bileyim şöyle bir 7-8 saat gitseniz de bir gelmeseniz de. Geleneğin giren, lafanızı falan yıkayın gölde, ne bileyim ha, mesela olur mu, olur mu?
Şakir. Yine oksijen fazlalaştıkça senin bu saçın susuz yıkanıyor galiba ha? Gülmen, damat adayları. Ben bu obanın önde gideni olarak öneride bulundum Meryem Kadın. Siz bilirsin. Erçan. Ya sen niye bana böyle melül melül bakıyorsun oğlum ha? Ya evliyiz ya. Herhalde bakabilirim diye düşündüm yani. Ha öyle diyor. Ercan şu tarafa bak. De gülüm hadi. Nasılsın gençler? Niye bakıyorsun niye? Nereye bakıyorsun? He? Al bakayım yenge. Heh. Ah, afiyet olsun. Ay 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 çok güzelmiş Nuriye. Sevda bak bir elmasından da iyi. Seversin sen. Şifalıdır bu. Yenge akşama ben sana balık yapacağım. O karaların üstüne böyle bol limon sıkacağım. Ya yapma öyle. Bak rahat uyutur. Mumu. Gel gel. Gel. Mumu neler oluyor Allah aşkına? Ne gibi ne oluyor? Bir şey var. Ne var? Meyve mi var? Ya Mumu, saçmalama. Ya Sevda'ya günden güne artan bu ilgin sebebi ne olabilir ki? Canımın içi, beni yenge savaşlarından uzak tut lütfen. Çok işim var. Buraya yengine bak. Yenge, Sevda anneme neden hastaymış gibi davranıyorlar sence? Değil mi? Evet. Acaba hasta mı? Bilmem. Başka ne olabilir ki? Yoksa kötü bir hastalık mı? Karabalarlarım, alplerim, indi sözümü iyi belleyin. Gidin, köyümüze varın, arkamıza göz kulak olun. Tamam baba, gözün arkada kalmasın. Emrin olur baba. Atlayın. Bek, 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 bek! Hayır! Hayır! Var! Eskisinden daha kötü durumdayız abi. Senin yüzünden Halil. Hem konuştuğumuz yere getirdin, bizi mahvettin. Hem de adamın duymadığına tam emin olduk. Koştuğun yapıştırdın ya. Siz niye deşiyorsunuz acaba olayı? Size ne acaba? Ayrıca açık havada niye konuşuyorsunuz? Şişt! İç karışıklık çıkarman. Ercan denen hain kostak ipleri tuttu. Avare davranırsak bizi mahveder. Ayrıca düşününce zaten Meryem'e çoktan söylemiştir bile. Sanmam, söylemiş olsam Meryem şu anda şu gölün üstünde kızaksız kayardı. Ama daha kötüsü olay bize patlayacak var ya. Biz laf taşımış oluruz. Ağzımızda geviş ıslanmıyor olur. Köyü dedikodudan hamama çevirmiş oluruz. Daha da kötüsü oğlum yeminimizi bozmuş oluruz. Şuna bak. Bu Ercan bizi çiğ çiğ yakacak. Şöyle yapalım, bana bakın. Bu kıl kolikle doğru bir düzlemde konuşalım derim. Doğru. Yaklaşımımız baştan beri yanlıştı. Abi, ben mesaj atayım. Kovalamacanın başladığı yere geri çağırayım onu. Aa, damat. Yalnız dikkat et, gruba atma. Hepten manşet olmayalım. Ha, tamam abi, tamam. Hanımım, çok şükür işler iyiye gidiyor. Hacı babanın bize bağladığı adamlar mallarını aldılar, parayı da trink ödediler. Bugün de şimdi Eğirbucak tarafında bir market var. Görüşmek istiyorlar. Onlarla da görüşürsek, eğer anlaşırsak onlara da vereceğiz yoğurt. Hmm, Eğirbucak. Şu Zeferi zeytinliklerin olduğu yer diyorsun değil mi? Aynen. İyiymiş, iyi madem. Probiyotik değerlerini damgaladık değil mi Sadık abi? Tabii Nihir Hanım. Dediğiniz gibi kırmızıydı. İyi, süper. Bakalım geri dönüşleri nasıl olacak? Eğer iyi olursa işçi almamız gerekecek. Orası biraz sıkıntı işte. Çünkü çoğu başka yerde gitti, işe girdi. İşçi bulmak zor. Ama buluruz ya, buluruz, buluruz. Ya bir de ben diyorum ki, acaba şöyle şenlik havasında bir şey mi yapsak? İnsanlara sizin ağalığınızı hatırlatacak. İyi dedin be. Benim babam Nurullah Çavuş'un da ölüm yıldönümü yaklaşıyor. Bari mevlüt yapalım adamın adına ha.
Lokma döktürüverem mi? Yok, lokma olmaz. Böyle bayağı büyük bir yemek yapmak lazım. Böyle oğlak çevirelim falan. Kazan kazan pilavlar yapılsın. Ondan sonra tanker tanker ayranlar falan verilsin. Adamın ruhuna değsin, canına değsin. Tam da bahsettiğim şey buydu işte. Ya o zaman ben şimdiden gideyim, hazırlığa başlayayım hanımım. Zehir geçince de meydana kurarız. Hı, aynen. Haydi Allah'a emanet. Gözümsün Sadık ha. Şşş. Böyle mi girek, ne yapık? Ya, de hadi gel yürü. Güzel güzel, bu aralar güzel oluyor bura ha. Aha. Ya şey var, iptal kağıtı da vardır herhalde. Bunlar ne ya bu? Bu ne ya? Şakir ne yapıyorsun sen? Bu nedir Dudu Usta? Ya yapı marketten almıştık. Ama sen her zamanki gibi usta çağırdığın için çantanda kalmış. Ya biz zaten evde değiliz ki. Bunlar da lazım oldu şimdi sana. Yok Dudu teyzem, bir şey lazım olmadı. Ağrı keser arıyordum çantanın içine. Tabii başıma böyle aşırı ağrı girdi. Patlıcan kimin oldu? Tabii temiz göl havası, aşırı oksijen derken burnundan beynime gitti. Orada iyi geçinemediler. Migren de olabilir. Ben nereden bilebilirim bunu Şakir? Git Sinan'a sor. Bir daha da çantamı izinsiz karıştırma. Çık dışarı. Şimdi Esat'tan ağrı hasıl oldu. Ah Mikren. Çık. Yani Nurullah Çavuş Meryem'in babası değilmiş. Bütün hikaye bu Sincap Bey. Ya neden böyle şeyler beni buluyor? Neden ya? Bu akıl dahane anlamadı galiba. Oğlum sen değil, Meryem Bey. Sen ne tribale giriyorsun acaba? Ben neden servete konamıyorum ya? Ha? Çekirge gibi atlıyorum kaçıyor, atlıyorum kaçıyor. Meryem Bey, servet olmadığı erede geç ortaya çıkacak zaten. Servet yoksa ben ne yapacağım ki Meryem'le? Senin o yüzeysel yüzüne bir çakarım, görürsün mevduatını, servetini. Aldığın habere böyle mi tepki veriyorsun, pis? Abi, Ercan Bey için normal tepkiler aslında. Şimdi eğri oturacağım ve eğri konuşacağım Boncuk Bey. Bu sır dördümüz arasında kalacak. Ha bir de babam biliyor, 5. Zati, 6 kişinin bildiği sır, sır değildir. Altı mıydı la? 2 değil miydi o ya? Bilmem. Bu ara kuru hiç takip etmedim ben. Peki söylersem ne olur diye sorsam size? Babama karşı müthiş mahcup oluruz. Dedikoducu gibi oluruz. Meryem'e düşmanlık yapıyor gibi oluruz. Yani sıkıntıda olan sizsiniz. Elleri göreyim. Sonra aşağı indirin. Çek, 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 çek elleri. Çek, çek, çek. Şimdi çocuklar, madem sıkıntısınız, ki Meryem'e söylesem iyice sıkıntıya gireceksiniz. O zaman sizden bazı isteklerim olacak benim. Abi, haklı. İpler onun elinde. Diyen ağzını yerim Halil Bey. İpler bende. Ne istersem onu yapacaksınız. Öncelikle 250'lere çıkın bakayım. Çık, 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 çık. Eller fabrika gibi çalışsın, hadi. Hadi. Tamam mı? Kapandı mı mevzu? Kapandı mı ağzın? Bunda mı? Bu benim cebimdeki deliğe yetmez be. İsteklerim olacak. Benden haber bekleyin. Hadi. Neyse. Benim bir veterinere uğramam lazım. Buralar size emanet. Buraları göz mapusuna alın. Tamam mı? Benden haber bekleyin.
Gençler. Hadi bakalım gelin. Odun ateşinde pişen çay soğumaya gelmez. Gelin çaylarınızı için sonra devam edersiniz. Hadi. Semaver ateşinde pişen çay tıpkı aşka benzer. Ağır ağır demlenir. Yalnız ilk yaktığınız ateşe aldanmak yok. Altını her daim besleyeceksiniz ki kaynadıkça yumuşasın, dem harlandıkça lezzet katsın. Vay be Sadık abi. Öyle bir konuştun ki gören de çay demlemedin, gönül yarasına derman yaptın sanacak. Eyvallah. Doğru söylüyorsun Sadık abi. Kalbi muhabbet daim olur sanırsın da soğur ama anlayamazsın. Bu kadar name düzü verdik. Biraz da gönülleri harlayalım ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Altyazı M.K.
sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Hop diri niri niri nam, hop diri niri niri nam. Nurci, sen bana niye böyle ilgiyle, şefkatle bakıyorsun acaba? Gel. Ne oluyor ya? Ah Sevdacığım. Ah Sevdacığım. Ah güzelim. Bak, biliyorum bugüne kadar yıldızımız pek barışmadı. Barışmaz. Ama biriyle konuşmak istersen ben hep buradayım. Genelde zaten biriyle konuşmak isteyenler benimle konuşur ama sen yeter ki sıkma canını. Atlatırız. Atlatılır. Ya bu da geçer. Geçer. Yenge ne oldu? Nurcan yengem sana niye öyle sarıldı? Bilmem. Atlatılır dedi. Geçer dedi. Anam, hamile oldum mu anladı acaba? Acaba onların geldiği yerde bebe doğurmaya atlatmak, geçmek mi deniyor? Ne? Yok kızım, yok. O başka bir şey deniyor. Ha, neyse neyse. Ya Nurcin ağlamasın. Ağlamasın vallahi. O sevinçten var ya herkese diyor yani. Tamam Yenge, sen bunları takma kafana. Hadi gel otur şöyle biraz. Sen oturduğun yerden bir şeyler yap hadi. Hadi yorulma otur sen. Yavaş, dur. Şöyle şey yapalım, dur. Aa, ne yapıyorsunuz ya? Düşeceksiniz. Tamam. Nehir, biz Meryem ablayı duyduk da... Ya işler düzeliyor mu gerçekten? Ne oldu, sen yoğurtçuluğa mı başlayacaksın ya? Vallahi arkadaş, sektörde çok para var. Bence gir derim. Ya Nehir, işler düzelince gideceksin ya. Gerçekten gidecek misin? Ben daha yeni başlıyorum. Ha, sen yeni başlıyorsun diye ben de salayım işleri. Yayalım gitsin besin ha. Ya burada Fair Play çerçevesi altında böyle güzelce soru soruyoruz sana işte. Evet mi, hayır mı? Arkadaşlar ben size niye hesap vereyim? Niye söyleyeyim? Ya Nehir söyle ki ben de bir daha gidip dönmeyeyim bak. Ayağım kötü. Benim de omzum kötü. Onun daha kötü benim. Ayağın kötüyse peşimden koşma Sinan. Hem biliyorsunuz Şakir sizinle görüşmemi istemiyor. Nehir. Ya bu kesin eski işine geri dönecek. O telefon konuşmaları onu söylüyor ya. Ne yapsam ben de istifa mı etsem? Neyse hadi gel gidelim işte. Hadi hadi. Dur. Yavaş dur. Yavaş dur. Tamam. Bu ne lan? Yeşil çay falan istemem ben. Ay çocuğum bu ne iksir gibi, tövbe estağfurullah. Allah'ım ya, kivi oraleti bu. Çay demini daha yeni çekti. O olana kadar bunu için. Ya az biraz yeşili sevin babey. Doğadayız anneyi, biraz sevin ya. Perihan şu şapkayı çantana koy versene. Kafamı kaşındırıyor. Ya Sefer çok isterdim ama Dudu ıvır zıvır evrak ne varsa çantama koydu. Hiç yer yok. Aney! Aney! Canım aney! Ya iyi ki beni doğurmuşsun. Sen olmasan kim bilir beni kimler doğururdu? Çok başarılısın aney, çok başarılısın. Para mı istiyorsun lan sen? Yok baba, ne maddiyatı. İç çekti öyle. İstersen seni de bağrıma basam. Benim bağrım çok adam alır. Hastane asansörü gibi. Gel seni de seveyim güzel babey. Gel, gel güzel babey, babey, aney, babey. Lan bırak! Canısı. İstersen o çantanı ver. Seni rahatsız etmesin, çadırın içine şıplayın atalım, gel. Ay yok çocuğum, yok. İçinde siyah şekerim var, mendilim var. Dursun çocuğum, dursun. Ya niye öyle dedin? Hemen bir atıp gelelim, iki dakika. Ağırlık yapmasın. Ben bayılırım ebeveynlerimin böyle boş işlerine koşturmaya. Sevaptır. Al, kaptın sevabı yine. Şu şapkayı çadıra götür versene. Hadi bakalım.
Hadi. Ama baba, ya sen benim zekamı hiç kullanamıyorsun. Benden hiç randıman alamıyorsun. Beni hep boş işlere sürüyorsun ya. Çocuğum bak, al götür babanın şapkasını. Kap da sevabı. Hadi çocuğum, hadi. O kalsın, kalsın çocuğum. Al onda bol bol. Ya ekmeği verin ne olur Allah aşkına. Ekmek. Şu güzelliğe bakın ya. Adeta hanedan sofrası gibi. Canım kardeşim benim ya. Nurcan Hanım çekil çekil. Gel gel şöyle gel. Hep gelsek ya. Zehirli ilaç mı bekleyeceğiz canım? Halil fışırdamanın sırası mı? Ne alakası var şimdi? Doğru söylüyorsun dedim. Vallahi her şeyi satıp sapıp yerleşeceğim buraya o olacak. Baba ne diyorsun sen ya? Her şeyi satarsan ben nasıl zeytin prensi olurum? Süper. Sen de bir kilo zeytin ayrı vereceğim Şakir'e. Ya zaten senin düze çıkarman gereken bir takımın var Şakir'ikom. Değil mi ama? Evet çocuğum sen takımına odaklan. Ya gitmeyin Şakir'imin üstüne. Benim kuzenim maç kazandı ya. Hem insafı yönetmek kolay mı? Vallahi insaf olur da yıldız hep olur mu bilinmez. Nasıl? Yok ya yani şey... takımın asıl yıldızı Şakir Hoca demek istiyor. Yoksa insaf. Makinede bir parça. Sen de makinede akan yağ. Anlamadığın her işe atla Şakir. Değil mi? Öyle atlamamak lazım her şeye. Babamdan güzel bir hikaye dinleriz artık çay eşliğinde. Ha baba? Ha, baba anlatıyor ya. Evet. Özledik vallahi. Hacı, baba, hacı, baba. Ortaya ateş de yakarız. Keşke gitarı getirseydim ya. Tabii doktor, insan yani zehirlenince aklına gelmiyor tabii. Ama küçükken hacı babam bize çok güzel hikayeler anlatırdı ha. Anlatacağız hanım, anlatacağız. Hele bir yemeğimizi yiyelim de. Bak yeğenlerim. Sakın köye yakın durman ha. Aman gözünüzü seveyim. Bizim şu Taşlık Tepe'ye çıkın, köye oradan bakın. Sırayla gidin oradan bakın, tamam mı? Ha, biz de öyle yapacağız zaten abi. Halim, sen git olmadı. Yani ben de burada birazcık uyuyayım. 4 saat sonra gelirsin, beni uyandırırsın, ben geçerim. Ya sen bir uyu uyan da, ona daha sonra bakarız. Ama size bir şey diyeyim mi? Sağlam yörükmüşüz ha. Bak eniştem zehir dedi, anında kurduk bütün obayı. Vallahi gidip de kalanlar oluyormuş. Aa. Kim kalsın istersin Sadık abi? Ercan mı kalsın? Hoppa! Yok be aslanım. O artık akıllandı. Üzmez hanım mı? Yalnız yarın yetkililer gelecek. Havaya bakacaklarmış, ölçüm yapacaklarmış. Haberiniz olsun. Ha. Sen ilgilen o zaman abi. Enişteme haber verirsin. Ya adam da çok yoruldu biliyor musun? Sürekli koşturuyor. Şimdi o gidip gelene kadar adamlar gitmesin. Tamam aslanım, hallederiz. Eyvallah. Dedemin yanında süde başladıydım ben. Rahmetli çalışkan, bilgili, arif adamdı. Anlatacağım. 1960'lı yıllardı galiba. Öyle bir kuraklıkla olduydu. Ekinler sarardı, hayvanlar besleyemez. Dedem de evin alt katında ders verdi zaman zaman çocuklara. Derken bir adam kan ter içinde telaşla geldi. Kötü haberi kodu ortaya gitti. Ah ne dedi o adam? Ben bu hikayeyi hiç duymamışım ya. İzmir'e süt veriyorduk o yıllarda. Sizin kamyon devrildi. Sütler heba oldu dedi. Aram! Yapma ya. Ben de dedem ne yapacak diye baktım ona. Dedem şöyle bir durdu, düşündü. Elhamdülillah dedi. Öyle dersin de yarım bırakıp kalkmazdı. Vallahi zarar büyük. Ben de olsam ben de kalkamazdım yerimden. Dersin bitimine doğru. Aynı adam tekrar geldi. Kan ter içinde. Acem mi? Ben sana yanlış haber etmişim. Devrilen kamyon sizin kamyon değilmiş dedi.
Ben sevindim. Dedem gene bir durdu, düşündü. Elhamdülillah dedi. Zor zamanlar tabii. İyi ya, Batman'ın kıyısından dönmüşüz. Dedeniz neden başına hem iyi bir şey geldiğinde hem kötü bir şey geldiğinde elhamdülillah diyordu? Ben burayı anlamadım açıkçası. Aferin sana. Ben de dedeme aynı soruyu sordum. Bak evladım dedi. O adam ilkin gelip de sizin süt kamyon devrildi dediğinde dünya malı elimden gitti diye hiçbir üzüntü duymadım. Bu yüzden elhamdülillah dedim. Sonra aynı adam ikinci defa gelip de devrilen kamyon sizin değilmiş dediğinde de dünya malına kavuştum diye hiçbir sevinç duymadım. Bu yüzden elhamdülillah dedim. Anlayacağınız, dünya malı söz konusu olunca size bir kalbinizi dinleyin. Mal içinse sakın ola ki birbirinizi kırmayın. Ağzına sağlık Hacı Baba. Gecede kısmet olan payını almıştır. Benden bu kadar garip. Hadi bakalım, iyi geceler hepinize. Hayırlı geceler babacığım. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Ağrıyor mu seni? Ağrıyor mu seni? Şakir, şu bizim çadırlar nerede? Göstersene bize. Baş belaları. Başımın belaları. Gel. Gel şurada çadır, gel. Aha. Sizin çadır bu işte. Eğer ayaklarınız böyle uzun dışarıda helen kalırsa çarpışık yatarsınız. Bir dakika ya. Ben... Ya. Biz ikimiz aynı çadırda mı kalacağız? Evet. Niye ki? Aynı kıza aşık oluyorsunuz, aynı çadıra da baş koyup yatarsınız artık. İstersen çadırın üstüne de sakatlar kurumu yazarım. Nasıl? Ya Şakir bırak eğlenmeyi ya. Göstersen nerede benim çadırım? Vallahi ağa çadır. Elinden gelen budur. Ben bununla hayatta aynı çadırda kalmam. Asıl ben bununla hayatta aynı çadırda kalmam. Vallahi o zaman siz bilirsiniz. Gidin şurada. Aracın altında neyin yatın. Artık gece kulağınıza tırtıl, hare, ne bileyim, at mat bir şey kemirirse ben karışmam. Hayatta olmaz. Ben mümkün değil. Senin omzun sakat, benim ayağım sakat. Sürüdeki diğer erkekler bizi dışarı tabi. Millete belgesel olduk iyi mi ya? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Şimdi arkadaşlar, öncelikle sizden bir şey isteyeceğim. Öncelikle bizden 250 lira aldın zaten. O ne demek Halil Bey? İstirham ederim. Ölçüm o. Sincap, ne istiyorsan çabuk söyle. Gizli gizli toplanıyoruz zaten. Baskın yiyeceğiz şimdi, hadi. Sıkı durun. Biricik hanımın Meryem'e evlatlık olduğunu sizden duymamış olmam karşılığında otel işinden pay istiyorum. Hey! Senin ümüğünü ıstırırım. Gel buraya. Şşş, dur kardeşim dur. Allah aşkına sakin ol. Sakin ol. Açık büfeden pay ver gitsin. Az çorba, az pilav. Zaten bu beleşçiye üfürsen kar. Tamam hadi yoğurdu sizden alayım. Anlaşmayı senin üstünden yapalım. Ne? Üzerimden yoğurt mu? Enişte, üzerime limon sıktığını farkındayım ama lütfen yapma. Otel işinden %5 pay aktar gelsin. Şşşt! Gel sakın. Sakın. İyi tamam, verdim gitti hadi. Güzel. Kağıtları hazırla, avukatımı okutacağım. Senin avukatın mı var? Doğru, yok. Avukatı tutun bana, onu okutacağım. Çenen çıksın damat, yerine insaf girsin. En azından 3 tane gol atıyor, hat-trick yapıyor. Sen kendi kalemize atıp durun ya. Evet gençler, bugünlük bu kadar. Yatmadan önce biraz daha düşüneceğim. Aklıma gelirse yarın buluşup söylerim. Güzel mutlu yarınlar. Hadi öptüm. Çao. Lan. Abi aslında var ya, üçümüzün de ağzı çıksın ya. Aynen abi, toplu çıkartma yapalım. Neyse ya, boş verin Allah aşkına ya. Hacı babamın kulağına gideceğine bu kıl kolin midesine gitsin. Meryem duyarsa mahvoluruz ya. Hacı babam değil evi, Moğlu'yu terk eder. Hadi gidelim yatalım.
Hadi sar oğlu hayrola. Aşkım, dinle beni. Galiba Sevda çok hasta. Olur canımın ki, alerji yapmıştır. Farklı bitkiler var ya burada. Hayır Mumu, sen de hemen iyi tarafından bakıyorsun olaya. Ya diyorum ki, gerçekten galiba çok ağır bir hastalık. Ne diyorsun ya? Hemen sorayım abime. Hayır, sakın. Sakın, sakın. Yani Sevda kendi istediği zaman zamanı gelince söyler açıklar. Galiba Hatice anne ve Nuriye'yi de söylemiş. Bir şey olsaydı abim bana kesin söylerdi. Canımın içi yoktur bir şey. Sıkma canını bunlarla. Sonra beraber başka şeylere sıkılırız, tamam mı? Hadi. Tamam. Ay, ah! Ay, taş. Ah! Seyfom ya. Ne güzel böyle gülün kıyısında meyve emiklemek. İştahın çık maşallah. Gölü de emikleme de gece. Ya Seyfom, vallahi bu böyle bana gelden çok başka bir deneyim oldu yani. Ben daha önce hiç bu kadar uzun süre Meryem'in asık suratına maruz kalmadıydım. Öyle deme ka. O da dünürümüz bir yerde. Ne? Ne diyorsun ya? Allah Allah, sen acaba meyveyi kabuğuna mı emikledin? Ha, tertip boş geç, Allah'a sen ya. Meryem öksüz, yetim, anasız, babasız bir gariban. Yüklenme, ne için? Zaten yüklüsün ki. Bak Seyfo, bu oynak hormonlarımdan ötürü bir timsaha bile merhamet duyarım. Emme, Meryem'in kendisine merhamet duymam. Bana çok çektirdi ya. Öyle deme ka. Dirim. Deme. Dirim. Deme kız. Dirim. Kız deme. Dirim. Yat zıbar o zaman. Yat. Ben geceden geldim. Evet, korktum. Ve ebeveynlerimin yanına yatmak istedim. Bana bir masal anlatsanıza. Sen anlatıyorsun ya. Perihan ne yapıyor bu Allah aşkına? Ay Sefer korkmuş işte çocuk. Küçük halde korkup yanımıza gelirdi, unuttun mu? Evet babi. Ya sanki beni 20 yaşında gazıkken evlatlık aldın he. Azıcık çocukluğuma dair hatıraları sev lütfen ya. Oğlum, sen küçükken gayet küçüktün. Küçük olduğun için yatağa sığıyordun, şimdi kocaman oldun, köye sığmıyor. İyi, hadi. Neyse kalkın madem de şöyle güzel bir göl havası alın. Sabah sabah feislerinizi aykırmayayım, hadi kalkın hadi. Çocuğum, hadi sen çık da ben üstümü değişim hadi. Yok, o zaman çadırla birlikte yuvarlamak. Hadi. Kalk lan, yürü git lan. Yürü git lan. Sabah azlarında car 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 car. Çantan koluma takıldı. Kafamı yürüme lan, yürü git. Çık lan. Tövbe tövbe. Sefer. O terliğin teki nerede? Genelde tek taşırım Şakir için arabada. Yürü gidin! Bak hala orada duruyor. Sorun yok. Geçmiş havadaki zehir. Geri dönebilirler. Muhtarlığa gidelim. Söyleyeceklerimiz olacak. Eyvallah. O zaman ben muhtarı arayayım, bilgi vereyim. Gelsin. Ah! Muhtar! Bu yetkililer geldi. Seninle görüşmek istiyorlar. Bu arada gözün aydın. Zehir dağılmış. Anam! Tamam, hemen geliyorum. Abi, abi! Müjdemi isterim. Ayrı eve mi çıkacaksın? Hayır abi, yetkililerle görüştüm. Zehir dağılmış, dönebiliriz. Şişt, bir dakika dur. Damat zıplam hemen. Oğlum geriye dönersek Ercan'ın kontrolünü kaybederik. Şişt, bak. Sen git yetkililerle görüş. Emme! Kimseye deme.
evini özleyen varsa? Oğlum dönsek burayı özleyecekler ya. İnsanoğlu bu. Hep terk ettiği yeri özler. Her zaman böyledir. Hadi sen benim dediğimi yap. Zehirin dağıldığını kimse bilmesin. Tamam abi. Günaydınlar. Evrakları hazırladınız mı? Avukat tamam mı? Gece baroda mı yattık? Nereden bulan nöbetçi avukat ya? Allah Allah. Ayarlanacak. Aynı anda yatıp aynı anda kalkıyoruz. Ne yapalım yani? Erçi! Sallandığımı hissediyorum. Sallanma. Gocişin çağırıyor. Erçer! Gel buraya! Goş. Erçer! Yelek yelek geliyorsun ha. Gel. Gel. Tutsana. Tutsana beni. Şuradan tut. Tamam. Tamam. Dur. Oradan zıpla dur. Tamam dur. İp var. Şuradan çık. Ay, ay, ay. Ay. Vallahi ben iyi uyudum ama. Vallahi ben de iyi uyudum ha. Doğa ya, havası buranın güzel. İyi tamam işte. Ben de küçük bulundum alır gelirim. E kaç diyelim o zaman? Aa. Ne oldu size ya? Maçtan sonra kavga mı çıktı? Yok ya. Ufak bir kaza. Ya biz bölmeyelim. Anlatıyordun Nehir. Ufak bir babu falan diyordun. Yıldız sen anlatsan. Bir laf daha bir şey daha söyle. Bir şey daha söyle bir. Ya bu Nehir hakikaten yeni bir hayatta yelken açıyor galiba ya. Evet. Bu aralar çok yelken açıyor. Acaba Şakir'in ağzını mı arasak? Arayalım. Ama çaktırmadan arayalım. Tamam çaktırma. Şu tarafa doğru gidelim. Şu tarafa. Tamam. Şurada şuradan şuradan. Dur düşeceğim dur. Yavaş. Bir dakika. Afiyet olsun. Zehir uçmuş köyden. Emme ben damadı sıkıladım. Zehir geçmedi diyecek. Abi damat zaten ağzından her şeyi kaçırıyor. Bunu nasıl tutsun? Ben de yeri. Afiyet olsun. Ha, buyurun canım, buyurun. Ay iyi soğutmayın. Gel aşkım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Badegül, yavrum gözlemeliği getirme. Seyfettin Bey, bana çay koyar mısınız? Enişte, sen de ekmeğime yağ çal, bal çal. Ağzıma tık. No. Ha? Hacı babanızdan, korkunuzdan dolayı kalkıyorsunuz Ercan'ı uşağı alıyorsunuz değil mi? Yok. Asıl Ercan babadan korkuyorlar. Hadi bakalım. Isırganlı gözlemeleri kaçırman. Soğutman hadi. Hacı sana doğru söylüyor. Seyfettin ben. Ben şunu bir alayım yiyeyim. Günaydın. Günaydın. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Sevda, sen azıcık kilo mu aldın bu ara? Yok canım. Yok canım, bir kilosu. O öyle dışarıda geniştiriyor. He, ödemdir o. Ay şimdi atsan atılmaz değil mi? Ödem atılmıyor ya. İyi tamam tamam, ben bir şey demedim. Kilo muhabbetini aranızda yaparsanız Perihan, toplum için daha iyi. Peynir al. Yok, çocuklar nerede? Koşuya mı gitti onlar? Ne koşusu dede ya, kırık dökük zaten onlar hep. Ay Nehir burada zaten, nereye koşuyorlar? Perihan, sen bir önden bir yemeye başlasana, bir ağzın bir dolsa senin ha? Evet ya. Ya köyden bir haber yok mu hala? Muhtar aradı bizim damat. Zehir geçmemiş. Hatta artmış zehir. Piyasası iyiyse demek.
Köye henüz giriş yapamıyoruz baba, buradayız. Aman boş verin, ne güzel takılıyoruz işte. Canberk, seni tutuyorum, ne yapıyorsun? Ben de Şakir'i tutuyorum. Ben artık ikinizi de tutmuyorum, damat adayları. Baba ocağını yaktınız. Kalkın gidin, kalk toplanan kimse görmeyin, kalk şöyle. Vallahi çıldıracağım şimdi. Bakın bak sizin yaptıklarınızdan ya. Böyle bir şey olabilir mi? Periyam, Şakir niye bağırıyor? Ay ne bileyim ben, kalk bir bak, bir şey olmasın çocuğa. Ya Mustafa Ali, Seyfettin, kalkın gidin oğlum. Göle mi düştü bu, ne oldu? Ha tamam baba. Darıcı, gülüm ye. Hadi gülüm. Nasıl kalkayım? Şakir, Canberk, ne yapıyorsunuz oğlum? Güreş mi, kavga mı? Yok baba, kaza, kaza. Oğlum sizde ne kaza bitiyor, ne sevda. Hadi yere in, çadıra dalanmayın oğlum. Siz o zaman gidin, ben çadırı üfleyeyim, şişireyim, böyle geleyim, olur mu? Yürü, yürü. Sofrada ayrı gayrı olmaz. Herkes sizi bekliyor, hadi. Düş önüme. Hadi. Hadi oğlum. Tamam. Şakir'in ağzını arayalım derken aranan adam olduk, gördün mü? Ya attığımız her adımda yakalanıyoruz. Bu nedir ya? Gel. Yürü koş. Abi, Samim'le Halim nöbetçiydi. Sen onları sıkıladın değil mi köydeki durum için? Köyde durumlar düzelmiş. Havada zehir falan yok. Sadık abi yetkililerle konu. Oğlum ağzında erzak varken konuşma, günah. Ha gel muhtar damat, gel. Son durumu açıkla. Resmi ağzınla konuş. Resmi olarak zehir daha geçmemiş. Oğlum geçti mi geçmedi mi? Biriniz geçti diyor, biriniz geçmedi diyor. Yani aynı köyden iki tane farklı haber geliyor. Nasıl oluyor bu, anlamıyorum doğrusu. Bir dakika, bir dakika. Sadık arıyor. Alo Sadık, söyle bakayım köydeki zehir geçti mi geçmedi mi ha? Geçti hanımım, geçti. Ben de dükkanın önünde oturuyorum zaten. Ey de kaba. Sadık geçti diyor. Allah Allah. Sefer, bana bak. Yani bu yeni muhtar olmadı ha, biliyor musun? Belki Sadık baskı altında ifade veriyordur ya. Tabii canım, Efe baba senin elinden zehir olsa yerim diyorsa... ...o baskı demeçlerini etkiliyorsa demek tabii. Ay çocuklar ne diyorsunuz? Geçmiş işte zehir. Ay, ay benim belim çok ağrıyor. Hadi o zaman kalkıp gidelim, hadi. Ya nereye gidiyorsunuz? Hani yörüktük falan, ne oldu? Mührün çıksın damat. Arkadaşlar eşyalarımızı yüklenin, yardım edin bize. Hadi bakalım, hadi toplayın çadırları. Ya yerde hiç çöp kalmasın efendim. Aferin benim kuzuma be. Yıldız hadi kalk, geçip halledelim şu işi. Sevda sen otur. Sen otur, sen halleder. Hadi. Ya kahvaltı biteydi ya. Seyfettin baba, oturun siz deyin. Mustafa amca oturun. Ya yeriz de kahvaltı biteydi oğlum. Kızım. Hadi iyi iyi. Halledemiz, ben çoğledim. Ebeveynlerim, siz hiç zahmet etmeyin. Ben eşyalarınızı taşırım. Aracı geçin, direkt kontak. Ben eşyaları alır giderim. Siz şey yapmayın hadi. Çocuğum sen hanımına yardım et. Ya Şakir hadi, evet biz toplanalım. Oğlum gitsene hanımınla. Bu da iyice anacı babacı oldu. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Ya Şakir ne yapıyorsun? Rahat bıraksana annenleri. Ne uğraşıyorsun ya? Ya bebetom, onlar yaşlı ve forumsuz insanlar. Yardım etmeyin mi? Sevaptır. Şakir, bak hadi takımını boşlama, tamam bir maç kazandın diye öyle hemen borçlar bitmedi. Bak olur da eve ihtar gelirse vallahi o saçlarını çintik çintik yolarım seni Şakir, haberin olsun. Bir saniye sebebi Tom, ne ihtarı? Bizim evimize gelse gelse sadece iltifat gelir, başka bir şey gelmez. Dur ben hemen yardım edeyim de babamlara. Şakir, yürü. Ya. Çadır at, yürü. Koşkun dayı, kolay gelsin. Sağ ol. Ya bizim parlayı yapmadı da sen ihtiyar etindesin. O yönetim açık basketsin sen. İsterseniz %10 komisyon da ben alırım. İsmet, sen sadece sakaldan %10 alırsın. Tamam mı? İnsaf, sen de bu kövü bir daha sakın ilaçlama, anlaşıldı mı? İyi ya, tamam.
Lan bir gün iki yemeğimiz yalan oldu be. İsmet bu konuda haklı. İyi kardeş, ben de 3 tane gol attım. Halk kahraman değil miyim ben? Ya halk kahramanı sensin. Halk düşmanı sensin. Anlayamadım gitti arkadaş ya. Hadi bakayım. Hadi koşturun. Yalla. Hadi yürü. Koşturun. Yalla. Koş koş. Maşallah maşallah. Selamun aleyküm Sadık. Ne yaptın? Aleyküm selam hanımım. Ne yapayım? Adamlar geldi. Konuştuk. Zehirli gıdalara dikkat etmemiz lazımmış. Bir de açıkta kalan şeyleri yemeyin dediler. Aa, daha ne yiyeceğiz Allah aşkına? Yer mi kaldı ki? Açık havada bütün proteinleri tükettik. Sadık, rahmetli babamın ilanını hazırlayalım da muhtarlığa asalım. Muhtarın kendinden haberi yok zaten. Zehir dağılmasına rağmen hala da yıkanmamış erik yedim. Zehir var, zehir var deyip duruyor. Meri, ben halledeyim mi? Yani ilanı ben hazırlatayım mı? Vallahi hanımım, aslında iyi olur biliyor musun? Hiç olmazsa ben de diğer işleri hallederim. Sen yapabileceksin mi? Tabii, estağfurullah. Yapabileceğim mi ne demek? Şevk ile yaparım. Çünkü o benim canım kayınbabam. Hatta bir şey söyleyeceğim. Et işini de ben hallederim. Böyle kocaman bir dana ile ziyafet veririm bize. Ah ah. Kayınbabacığımın aslan damadım dediğini duyar gibiyim. Bana bak. Eline yüzüne bulaştırma ha. Eline yüzüne bulaştırırsan sonra elinle böyle bir hafta dolaşırsın ortalık yerde ha. Aman ne. Neyse. İyi, biz de gidelim diğer işleri halledelim bari. Ne yapalım? Daha da iyi. Şişt, teyze. Hı. Şey. Seyfettin babamlar da gelsin mi dedim Mevdim'e? Hadi bakalım. Sevda, sen iyice bir yat dinen kızım. Bir şey istersen seslen, ben hemen gelirim yenge. Ha, sağ olun, çok sağ olun. Ay, 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 ay. Ay. Ah kızlar. Ah, gelin benimle, gelin, gelin, gelin. Geç anneciğim, geç. Geç şöyle. Kızlar, siz de el ele tutuşun. Tutuşun, tutuşun, tutuşun. Şimdi sevgi ve destek çemberimiz tam oldu. Kutu kutu pense mi oynayacağız? Ne oluyor Nurce? Hayır Hatice anneciğim, hayır. İçinde bulunduğumuz durumu her ne kadar konuşamasak da ben anlıyorum ve paylaşıyorum kızlar. Ah, Sevda'yı benden iyi kimse anlayamaz. Ama şunu bilin ki yaşadığı her şey aynı sürede ben de yaşayacağım. Ve tüm kalbimle destek olacağım. Amin. Amin. Anneciğim. Nuri. Ben daha fazla katlanamayacağım. Ne oluyor ki? Yoksa bu Nurcan'dır mı gibi? Vallahi anlayamadım ki. Abo. Kuy yumurtlama mevsimi mi bu? Sende bir şey var mı? Ay yok anne. Bence Nurcan yengemi ya temiz hava çarptı ya da ilaçlı hava. Bir şeyler çarptı. Kesin. Uğurlar ola kardeşim. Şişt, beni bekler. Şu Ercan'a otelden yalancıktan hisse ver, gitsin. Sonra da otelde animasyon neyin yaptırırsın o şempanzeye? Meryem'den bir şey koparamayacağını düşünüyor. Aslında var ya, ağzını burnunu ütüleyeceksin. İstekleri bitecek mi abi? İstekleri bana varacak diye korkuyorum vallahi. Şişt, duanı dürüstleyelim ya, bir daha ya. Babacığım. Halil oğlum. Meryem meydanda mevlüt yapacakmış. Sonra da bir yemek verecekmiş. Onun düzenlemesine bir yardımcı olun. Siz nasıl tezip buyurursanız babacığım. Ne demek? Siz isteyin, ben size bile mevlüt organize ederim. Ha! Allah gecinden versin. Ağzını hizaya soktu Ahmet.
Özür dilerim babacığım. Allah benim ömrümden alıp sizin ömrünüze versin. Babacığım, mevlüt konusunda bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok oğlum. Yapamadıklarınız yaptığınıza sayılsın. Damat, hadi bakalım Meryem'e bırak ver ya. Tabii babacığım, buyurun. Hadi, hadi kalın, sağlıcakla. Meryem'in üvey olduğu ortaya çıkmasın diye kasıyoruz. Her şey üstümüze geliyor arkadaş ya. Şimdi de mevlüt. Bir tek rahmetlinin mezardan çıkmadığı kaldı. Tövbe estağfurullah, Allah'ın gücüne gitmeye ya. Ah buyur, geliyor. Allah'ınızı seversiniz bu akşam bizde kalın. Bak, yalvarırcasına yalvarıyorum size. Bu akşam kalın, sonra gidersiniz. Ne olur, yeter ki bu gece kalın. Baba lütfen, ne olur. Ay çocuğum, vallahi bak beni de zıvanadan çıkarttın en sonunda ya. Ne derdin var senin, he? Aç mısın, açık mısın? Aç. Aç pazardayım. Babama danışacağım şeyleri var. Danış o zaman Şakir'cim sen babana. Perihan anne, hadi gel biz de bir yorgunluk kahvesi içelim. Yok, yok, yok. Hayır, olmaz, olmaz. Bu gece bizde kalın. Baba. Seninle bak, akşama atletten güreşiriz. Elinize çekersin bana he. Vallahi eski günlerdeki gibi oynarız seninle. Ya biz seninle oynarken hanımlarımız kingir kingir güler. Sıcacık evimizde keyif dolu dakikalar yaşarız. Selam, ben birkaç gün yokum. Nereye kızım? Çökbükü'ne konser varmış. Ay Şakir, biz de gidelim mi Çökbükü'ne? Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur? Dudu Tov, lütfen ama bak takım yayılıyor sonra. Oldu o zaman. Görüşürüz. Öptüm hepinizi. Hadi görüşürüz. Şakir sen de git. Bir denecek kızımız var. Şimdi konserde birisi aşık. Neyin olur? Zaten çok aşığı var. Daha fazla damat adayını kaldıramayacağım. Aney, senin çantan hazırsa seninle gidelim. Ne işi varmış benim canım konserde? Allah Allah. Ay Sefer hadi gidelim. Vallahi ben çok yoruldum. Hadi. Şakir, bacına sahip çık. Tamam mı? Sonra da gel bana rapor ver. Bak veri de ortalarda yok. Bütün sorumluluk sende. Ya sen git ya da birini gönder, tamam mı? Aney! Baba gitme. Şakir, sen de yürü takımının başına. Anasıyla konsere giden herif ne olacak? Aha. Yürü git. Oh. Ya daha düne kadar beni omuzlarda sallıyorlardı, şimdi deteyim de beni. Ben bu kızların peşine kimi takacağım ki? Şeker atmadın. Neler karıştırıyorsun be adam, ha? Hiçbir cende zaten. El alışkanlığı. Kılkolik, Meryem'e mevlüt fikrini sen verdin değil mi? Bizi germek için, ha? Yok canım, gerçekten. Kayınpederimin vefatının seneyi devriyesi yaklaşmış. İlginçtir ki siz de bana yaklaştınız. Gençler, sizden bir ricam olacak. Bana inek lazım. Vallahi Halil istedi. İyi al, Halil çok çalışkandır. Hayır yahu, dört ayaklı. Seyfettinciğim, bana inek al. Meryemcime sürpriz yapacağım da. Seni dört ayağımla depüklerim. Sağ inek mi bağışlayacağım lan? Yok yahu, seninkilerden değil. Bana git al, başka yerden getir. Daha iyisi olsun. Oğlum bana zulmettin, bir de üstüne sana kurban mı keseceğim? Vallahi bunu dedikodu yapmadan önce düşünecektiniz. Aa, şu arkadaki tankerden süt emitleyebilir miyim acaba? Ercan, hadi kalk git. Yürü git. Tamam, ayarlayacağız hayvanını. Git. Enişte, otel olayını da unuttum sanma sakın ha. Gargaraya getirme. Ya o değil de ne güzel arkadaş olduk ya. Akrabadan da öte. Senin ağzını yüzünü sağacağım en sonunda. Hadi öte. Ötelen artık. Ötelen. Kızın diye gitmiyorum. Kendim istediğim için gidiyorum. Şöyle biraz durayım de iradem yerine otursun. Tamam, zaman ışımına uğradı. Şimdi kendi isteğimle gidiyorum işte. Bana bakın, isteklerimi unutmayın he. Hadi çav! Dur abi, dur. Sakin ol. Rüstem Efe'den alır veririz ya. Sadakamız olsun. Yeter ki sussun. Bu kadarla iyi yırttık bence. Şu olayı atlatalım. Bu Ercan'ı bir kasede muhallebi kıvamına getirmezsem ağzım çıksın.
Sevda annem nerede? Nerede olacak? Odasında dinleniyordur. Bırak dinlensin biraz. Zaten hazır olduğunda gereken açıklamayı kendisi yapacaktır. O yüzden ne yapıyoruz? Kendimizi kasmıyoruz değil mi kızlar? Teyzem dedem için Mevlüt okutacak. Çok büyük bir hayır olacak. Hepiniz davetlisiniz. Sağ ol. Yok güzel kızım, yok. Sen hiç gönlünü yıpratma. Allah kabul etsin de şimdi gelmeye kalkarız, bir maraza çıkar falan. Yok acelme, teyzemin haberi var. Zaten teyzem çağırmamı istedi. Vallahi bir çadır kurduk, herkes bir hoş oldu. Ay ne hoş işte. Aman bırakın kızlar, zaten dünya hafta sonu tatili gibi. 2 gün varız, 5 gün yokuz. Yani kalp kırmaya değer mi? Değmez. Hiç değmez. İyi o zaman, çok sevindim. Ben kalkayım artık. İyi madem, ben de seni geçireyim. Hadi. Evet. Kız Nuriye. He? Bu Nurçin de gebe. Yok anne. Bence Sevda yengemin hamile olduğunu anladı. E niye böyle ağda duruyor Osman? Valla onu ben de tam kavrayamadım. Şakir ne yapıyorsun oğlum ya? Kornandan bile fazla ses çıkıyor. Cabek atla bir araca çabuk. Nasıl atlayayım? Sırıkla atla. Ne diyorsun oğlum ya? Aracın içine bin diyorum sana. Nehirle alakalı çok mühim bir durum var. Bin. Ne nehir ya? Bin. Hadi gül. Derin bir hastalık galiba. Ah Sevdacığım. Ah canım benim. Ah güzelim. Ah biliyor musun? Hep Analar Dağı'na gitmek istiyordu. Keşke hep birlikte kayaklarımızı alıp gitseydik. Yok yenge, dur ben bir gidip konuşayım. Hayır. Sakın. Konuşma, sakın konuşma. Belli ki kendi açıklayacak. Çok zor, çok. Şimdi Sevda gücünü toparlıyordur. Toparlasın, açıklayacaktır. Hadi bakalım sen şimdi işine gücüne bak. Ama Badegül, hep destek ol. Tam destek ol. Hadi kızım, sağlıcakla kal. Hadi. Güzel. Büyük başı halletmişsiniz. Derdi de büyük olur, haberin olsun. Enişte, şunu unutma. Artık ben de bu köydenim. Yani her şeyden haberim var. İşlemler için ne yaptınız? Avukat tuttunuz mu? Keşke o avukat senden beni boşasa ya. Kayınçoyu boşama, sakın. Kanunu çıksa nafaka artı villa bağlatır kendine kılkolik. Hiç bulaşma derim kardeşim, hiç. Ya bir şey söyleyeceğim. Şunları iyilik için istesem var ya, beni kovalarsınız. Evet, zorla yaptırıyorum ama şöyle severek yapıyormuş gibi yapsanız olmaz mı gençler? Bak pislik makinesi. Heyvanı aldım. Otelden de alacağım payı. Oh, iyice aldın gari. Şimdi dur. Bize Meryem'e üvey olduğunu söylemeyeceğinin garantisini vermen gerek kılkolik. İşte tamam. İstediklerimi yaparsanız söz. Söylemem. Ne sözü? Kağıt imzalayacaksın. Söylemeyeceğine dair gizlilik anlaşması yapacağız seninle. E tamam işte. Avukat tutun yapalım diyorum. Hem Halil Bey'den de bir şeyler isteyeceğim. Hepsini tamam edelim. Bu arada iyi anlaştık ha. İyi dost olduk. Hadi çao. Usta. Sağ artık çok hak veriyorum kardeşim. Allah'tan kayınçom uzakta. Şöyle bir kayınçom olsa sığırlarımı lav ederdim derhal. Allah gecinden versin abi. Şu halden de ne isteyecekse istesin de bitsin kazasız belasız. Lambacinine döndük ya.
Otur, atla. Ya Şakir, atlatma beni. Görmüyor musun? Ayağım kötü. Ya ne olduğunu anlatacak mısın? Kahveden adam topluyorsun. Hayırdır ya? Ben ikinize de ne dedim? Hı? Nehirden uzak durun dedim. Bizim aile kararlarımız, adetler, töreler. Dikkat. Nehir gitti. Biliyordum ya. Neden dikkat etmedim? Benim hemen İstanbul'a dönmem lazım. Ne İstanbul'u ya? Oraya gitmedi ki. Nereye gitti? Yeni bir hayata yelken açtı değil mi? Kim bilir nereye gitti ya? Fazla rüzgar yaptık. Yelkenler hızlandı tabii. Ya siz ne diyorsunuz oğlum ya? Şora Türk büküne gitti. Hem de kız başına. Yani orada kız başına iki erkek düşüyor. Çünkü Yıldız'la gitti. O yüzden yanlış anlaşılma olmasın yani. He, benim başımın başına bir şey gelse, biri rahatsız etmiş olsa... ...ben buradan oraya zıplar giderim. Gerekeni yaparım ama ben hocayım artık, saygınım. Bana yakışmaz. Gidelim, kollayalım o zaman. Sen böyle araba kullanamazsın. Yürü benimkiyle gidelim. İyi, hadi. Dur, bir dakika. Gidelim, gidelim. Tamam, tamam, dur. Çaraya bak. Bunların ikisini de toplasam bir damat etmez ya. Neyse. Ben anneye gideyim de ıhtar kağıtını alayım. Hadi kahve. Haberleşiniz için için. Zaten içtiklerinizin çoğu midenize değil, külübe gidiyor. Bir şey yaparız, hadi. Şşş. Çok hoşuma gitti ha. Yalnız bana bak. Bu da valiz gibi olursa bu sefer seni kesinlikle kargolarım ha, biliyorsun değil mi? Ha, yok canım, böyle bir şey değil. Bunda bağlantılarımı ve karizmamı kullandım. Ne geziyor onlar sende ha? Nereden aldın? Şaka yaptım, şaka şaka. Şaka. Rahmetli babam da pehlivandı benim, biliyor musun? Böyle iri kıyım. Ben de ona çekmişim. Kız kardeşim de rahmetli anama çekmişti. Böyle çıt kırıldım. Gerçek anasıdır ya, o yüzden. O ne demek şimdi? He? Yani benim annem yedek mi? Onu mu demek istiyorsun sen? Yok canım. Yani iki kız kardeşten sadece biri babaya benzer derler bizim yörede. Hangi yöre de? Nişantaşı, Bebek civarı. Ha. Neyse, bu geyik bitmez ama yarına bu inek bitsin. Anladın? Öğleden sonra ya da ziyafete hazır olsun. Sen hiç merak etme ya. O iş bende. Öyle mi? De hadi. Bekliyorum. Çabuk gel. De hadi. Ah Harcan, ah. Ayaksi, bu sefer istediğim konuma yükseldim galiba. Arada yükseliyorum zaten ama bu sefer düşmesem bari. Meryem abla da güzel yumuşadı ya. Gerçi Halim'in de çabası var. Yük taşımamıza yardım etti. Teyzem git dedi, yine de gitmedi. Yardım etmeye devam etti. Tabii eniştemin olayı patlamasa teyzem çoktan yumuşardı ama... Kızım, o enişten elmas madenine girse orayı da kömürlüğe çevirir, açık net. Seyfettin. Hayırdır? Kalpler, kalpler. Galip, ne diyorsun yenge? Ya, Nurcan Sevda yengemi hasta zannediyor. Sevda, iyi misin kızım sen? Hasta değil ki. Tıca anneciğim. Hepimizin kabullenmesi lazım. Ben diyorum ki, hadi hepimiz el ele tutuşalım. Hadi herkes el ele tutuşsun. Tutuşun. Tutuşun, tutuşun. Tutuşalım. Sevda'ya destek olalım. Güç verelim ki gereken açıklama yapsın. Şişt, sevgi yumağı mı bu? Ne bu an? Sorma abi. Yap. Fotoğraf çektirelim mi? Muhtarlık seçiminde kullanırım ben. Nasıl çektireceğiz Halil? Ellerimiz dolu. Evet Sevda, seni dinliyoruz. Arkandayız ve seni çok seviyoruz. Anne, hasta mısın? Bak hastaysan söyle ha. Şşt, yatar.
Hastayım. Arkandayız Sevda. Sevda? Kötü hastalık mı kızım bu? Niye demiyorsun? Yok baba. Yani böyle nezle gibisinden, alerjik gibisinden. Ne? Bu kadar mı yani? Ne demek bu kadar mı canımın içi? Ne yapsın? Apandistini mi versin? Dedim sana kötü bir şey olsaydı abim bana söylerdi. Abi, ay ne bileyim ben ama yani böyle son zamanlarda herkes aşırı ilgi gösteriyor, aşırı alaka. Yemelerden, uyku saatlerinden, içmelerden ben anlamadım gitti bir türlü. Geçmiş olsun kızım. Sağ ol baba. Sağ ol. Hadi yemeğimizi yiyelim bari. Halim, karpuz ne zaman çıkacak ya? Gelin. Bilmiyorum ki dede. Daha zamanı var herhalde. Kurban oldum Allah'ım. Her şeyi zamanında veriyor bak. Her şeyi zamanında. Yoksa... Dudu, bak hadi annem gideri gidelim. Kalk, kalk çabuk hadi. Çayı da orada içersin. Bak, hadi kalk artık. Gece yediğin. Akşam bu saatte bu kadar yemek yedin ya. Şakir ne diyorsun Allah aşkına ya? Daha bir kaşık bile çorba içemedim ben. Sen de sobaya odun atar gibi maşallah 6 tane lahmacunu götürdün. Tamam, kalan da orada yersin. Kalk annem gideri gidelim. Kalk hadi. Şakir. Ne oluyor? Nereden geliyor bu anangiller sevdası sana ha? Benimkilere hiç gitmiyoruz ama. Ha biri ananda anan, ananda anan yani. Ne oluyor sana ha? Benim anam ana değil mi? Bir saniye sebebe Tom. Kayınanaları çarpıştırmam. Öyle bir hata yapmam. Önce bizimkilere gidek, oradan da sizinkilere gideriz. Hatta sizinkilerde bir hafta kalırız. Lavajon çarpsın ki. Ama şimdi kalk, kalk hadi acele edin. Hadi kalk giyin gülüm. Tamam. Şakir, istifa. Ya öyle? Hoca, istifa. Şakir, istifa. Hoca, istifa. Şakir, istifa. Hoca, istifa. Şakir. Sus. Ne bağırıyorsunuz? Nerede görülmüş oğlu futbolcuların hocayı istifadeye çağırdı? Hı? Sus! Ya başturu çağırsak gelmezdin hocam. Oğlum sessizden çağrı atsaydınız ya, ne bildiniz? Yıldız var mı derim? Sus! Vallahi sana bundan bir tane çakarım, bir değil bin tane yıldız oluşur kafanda he. Ne anlıyorsunuz? Ne bağırışıyorsunuz oğlum siz burada? Parlağımız yatırmadı. Ne yiyeceğiz biz? Ez ve bir ağaç. Yastık olan kemer tutturlar ya. Senin beben mi var? Amatör topçu. Professional bekarsın sen. Yürün gidin. Yürün gidin dışarıda bağırın. Vallahi cuma günü falan yatar yaparınız. Hadi gidin. Gideceğiz emme, yarım saat susmayla edeceğiz. Öyle gideceğiz. Gidin dışarıda ne yapıyorsunuz yapın. Öyle eyleyin susmanızı. Hadi. Eğer yarım saat sonra geldiğimde sizi orada görürsem... ...vallahi bahçeden fortum çeker, hepinizi ısıtırım. Yürüyün gidin. Allah Allah ya, yürüyün lan. Baş belası bir çocuk ya. Baş belası. Ah! Ne yapıyorsun Bebetto? Şıpısıyı hazırlamışsın. Ya önce bir yemeğini yeseydin ya. Ana. Şakir ne diyorsun sen ya? Sen kaldırdın beni sofradan. Canım ben ne bileyim salisesinde hazırlanacağını. Yarım saate çıkardık. Of Allah'ım tamam. O zaman ben üstümü değiştiriyorum. Şimdi bir şey dökerim kesin. Ya hadi. Ne var insaf ne var? İnsan! Abey bey, ben zaten gelecektim. Bu ne Şakir? Şakir bu ne? Kulübün borçlarından dolayı ihtar gelmiş. Aferin size çocuklar. Zehir yayılınca baktım da... Meryem'e iyi kolladınız. Çok hoşuma gitti. Ne yapacaksın artık babacığım? Mecbur. Yani muhtarım, mecburum, köyüm, köylüm. Oğlum mecburiyetten değil, gönülden yapacaksın. Mevlüt'te de öyle usuldan yardımcı olursanız... ...Meryem'in gözüne bakmadan... ...Nurullah Çavuş'a duamız eder gideriz. Hadi bakalım. Ben çıkayım da biraz kitap okuyayım. Sonra da uyurum gari.
Allah rahmet eylesin. İyi akşamlar. Hadi hayırlı geceler. Damat. Hat ne yapıyorsun sen? Kendini kontrol etsene acık. Abi canımı sıkıyor bu durum. Çünkü bana borcum var. Ama benden hala bir şey istiyor ya. Hani senden borç isteyip ertesi gün tatile giden insanlar var ya. Aynen öyle. Halil, kendini doldurma. Sana olan borcunu unut. Korkma. Ben o sincaba gizlilik sözleşmesi imzalatacağım. Bakayım o zaman ağzını açabiliyor mu? Şişt, bana bak. O sincapsa biz tilkiz. Var mı öyle üç kuruş farkla bir büyük sipariş? Ha? Adamı yerler. Neyse abi, bana müsaade. Hadi iyi geceler. Hadi, iyi geceler. Patlatacak bizi bu, bizi bugün bir var ya. Ama Allah aşkına, Dudu geliyor. Allah'ını seversen yap. Aa, babacığım. Hoş geldin, öpeyim. Sen niye zahmet ettin? Biz gelecektik zaten birazdan size. O zarf ne baba? Kızım, bu zarf. Cebimde kalmış, oynuyordum öyle. Şakir'e bir şey diyecektim de. Ha. İyi, tamam o zaman siz baba ol. Konuşun, ben de çamaşırları toplayayım. Otur, otur. İnsafı kışkırtladım ben, otur. Abi, neden hatamı yüzüme yapıştırmadın? Çünkü çok güzel bir hataydı. Bu zarf bende. Bunu ben çözeceğim. Ama bu son. Vallahi mi ya? Çözeceğim mi? O zaman bir tane de otobüs tutsana. O da son olsun. Bir tane otobüs tut. Şakir, kılçığını çıkarma. Sen küçükken korkunca gelir aramıza yatardın. Yüzünü bana, ayaklarını da annene dayardın. Ben çok çalışırdım. Senin karanlıktan korktuğunu bildiğim için eve koşa koşa gelirdim. Eve gelince sen bana sarılırdın. Sen yorgunluktan anlamazdın bile. Anlardım. Sarıldığında da anlardım. Ben çalışırken ayaklarımı garaj yapar, arasında arabacılık oynardım. Saatlerce ayaklarımı oynatmazdım, sırf sen orada oyna diye. Küçükken korkunca annenden çok bana sarılırdın. Şimdi annene sarılıyorsun. Demek ki ben de korkuttum seni. Yok, yok baba, sen. Korkma. Korkma. Bu hayatta çalışarak başarılmayacak hiçbir şey yok. Ya. Otobüsü de kirala sana. Ne? Bak görüyor musun? Yani Ercan'ım ilk defa ikide iki vurdu ha. Helal olsun kocama. Maşallah. Muhtar da geldi. Heh, muhtar efendi. Seninle konuşmamız lazım Mevlüt'le ilgili. Hadi hadi. Buyurun, buyurun şey. Hadi bakalım. Geçelim. Geçeyim. Efendim Şeyh Bey. Şeyh Bey mi? Ne oluyor ya? Adım mı unuttun Halil Bey? Lütfen Meyveli Aşık Sokağı'na oraya gelin. Şu an muhtarlıktayım, gelemem. Gelmelisiniz ama. Lütfen gelin, acil hem de.
Sizden son bir isteğim olacak. Son isteğin olur inşallah. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Ha, benim acil uğramam gereken bir yer var. Gideyim. Yoksa nasıl uğrarım, değil mi? İyi, ben burada bekliyorum. 10 dakikaya gel. Hadi bakalım, daha değil. Tamam, hadi. Daha değil. Dikkatli. De bari sen de gitsin şuna sayımı yap da. Ne oluyor, ne bitiyor bir öğrenelim. De hadi bakalım. Eyvallah. Hey be. Aferin Ercan'ıma ya. E kuzumun kuzusu be. Hatice anne. Nuriye. Ben size bir şey demek istiyorum. Yani zorundayım. Sevda ile ilgili. Ben galiba Sevda'nın rahatsızlığının sebebini buldum. Ne yazık ki yanılmamışım. Kadın söyledi ya. Nezle alerjik. Nezlesi ne alerjisi. Durum bayağı ağır. Aa yok yok. Nurcan'ı zatürreden aşağısı kurtarmayacak. Zatüre tabii zatüre. Sevda basbaya hamile. Benden kaçmaz şekerim. Zatüreymiş. Halil Bey, geldiğinize çok ama çok sevindim. Gidince daha çok sevinirsiniz. Sorun mu var Ercan Bey? Sorun yok, çözüm var. Hani size valizden kalan borcum vardı ya. Ha, onu mu vereceksiniz? Alayım. Vermeyeceğim. Silin diyecektim. Aman silin gitsin canım. Aramızda onun lafı mı olur? Silin silin, duymak bile istemiyorum onu ben. Püh. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz Ercan Bey? Edep sınırları içinde dellenirim ha. Dellenmeyin, sakin olun. Şimdi size yapacaklarınızı step step anlatıyorum. Meryem'e gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki borcu erteledik. Ben de size onu yavaş yavaş ödemiyorum. Vadesi dolunca da oldu bittiye getiriyoruz. Öyle mi? O zaman ben de Meryem'e gidiyorum ve diyorum ki sen üvey çocuksun. Yok canım, ne? Nasıl olur? Gayet de olur. Senin isteklerine boyun eğeceğime gider derim. Bu ne ya? Ne olacaksa olsun. Gidiyorum Meryem'e ve gerçekleri diyorum. Şu an muhtarlıkta bekliyor. Hadi eyvallah. Olmaz. Halil Bey. Enişte. Ben yapı malzemesi fiyatlarını öğreneceğim. Yerli malzeme, iyi ve kaliteli. Orasını halledeceğim gibi. Bağda büyük tanker gelecek. Sen beni mandıraya bırak. Oradan gidiyorsun git. Biniyorum bin. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Şuraya dikkat sincap çıkabilir tabelası mı asalım? Ne oluyor? Enişte, çok kötü haberler getirdim. Ay, şaşırdık mı? Hayır. Pastaneden karışık kuru pasta getirecek diyesin ya. Tabii ki kötü haber getireceksin. Ne oldu? Halil'den borcumu silmesini istedim. Adeta kafayı sildi. Meryem'e gidip üvey olduğunu söyleyecekmiş. Ne? Ne yaptın? Damadın damarına çekmişsin. Senin ağzını burnunu yırtarım. Çekil şuradan, çekil şuradan. Abi yürü hemen gidelim, yetişelim söylemeden, yürü. Ayvo. Şu an açamayacağım, seni hiç çekemeyeceğim abi. Açmıyor. Hedefe kilitlendiyse demek. Çabuk kardeşim, yetişelim çabuk. Olsun abi, ne oluyor? Meryem nerede? Söylemedin değil mi? Yok. Ercan denen kıl kolik diyeceksin dedi. Korkuttum abi. Korkuttum Ercan'ı. Yoksa ben manyak bir kişilik miyim ya? Şuncacık yerde Meryem'e sen evlatlıkmışsın der miyim ben?
Ne dedin sen?